Merhaba arkadaşlar, tekrar Uzay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Bugün de 96. programımızla karşı karşıyayız ve yine yüze yaklaşıyoruz diye söyleyelim. Geçen hafta malum Ayçin hocamızla JWST teleskobunun işte e, bilim amaçlarından biri olan kara delikleri konuşmuştuk. Bugün de çok daha güzel bir konumuz var. Bu kara delikleri öğrenmemize yol açan ilk denklemlerin oluşmasının nasıl düşünce dünyalarında gerçekleştiğini konuşacağız. Yani biz şu anda teleskoplarımızı çevirip bir şeyleri görüyoruz ama bunlar hangi fikirlerle ortaya çıktı? Tabii ee, bu fikirler de biliyorsunuz Einstein ile ortaya çıkıyor ve Einstein'ın bu sefer fizikçi yönünün yanında biraz da felsefeci yönünü ele almış olacağız. Yani hatta biraz da bu taraf bu, bu tarafına ağırlık vereceğiz. Hatta çok merak edilen, çok böyle sürekli konuştuğumuz bazı kavramları anlatacağız. İşte Zaman nedir? Değil mi? Çok basit gibi gözüken bir şey. Boyut nedir? İşte ne bileyim sonsuzluk nedir? Bana sürekli sorulan soru. Hiçlik nedir? İşte felsefeci bakış açısı var. İşte bir de e, fizikçi bakış açısı var. Yani hiçlikten kastımız nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Oradan da bu Einstein'ın kuantumla e, olan kavgasına gireceğiz. Çünkü e, biliyorsunuz Einstein öyle bir inat adamdı ki <laughs> ...ölene kadar kuantum teorisini kabul etmedi. Ya işte <laughs> bazen bazen böyle çok bilmiş olunca <laughs> böyle bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz hayatta bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz açık olmak lazım arkadaşlar yani böyle her şeye en iyi ben bilirim en iyi benim falan filan dediğinizde böyle kalabiliyorsunuz bir bakmışsınız kuantum teorisini kabul etmeden bir ömür geçebiliyor ki böyle bir durumu vardı bunları konuşacağız neden kuantum teorisini kabul etmedi onun düşünce yapısında neler vardı bunları konuşacağız diye başlayalım. O zaman e, klasik girişimizde yine de yapalım. Video izlerken veya izledikten sonra sizin de konuyla ilgili sorularınız işte varsa yorum yapmayı eğer yayınları kaçırmak istemiyorsanız da abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız diyelim. Bu kanalda sizi böyle uzayla besleyecek birçok böyle programımız var. Onun için hazır eliniz değmişken abone olun. Şurada düğmesine basın. İşte aynı zamanda bu programa da hemen like'ınıza basarsanız Seviniriz diyelim ve başlayalım. Evet e, Erik Hocam Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Merhaba en 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 şey sorulardan bir tanesi, ilk sorulardan bir tanesi, neden adın Erik? <laughs> neden, <laughs> neden, neden Türkçe konuşuyorsun? <laughs> bu gerçek ismim mi? neden böyle bir şey? Neden böyle bir şey ihtiyaç duydun? Neden yani? Çocukluğuna gidelim. <laughs> evet hemen çocukluğumuza inanıyoruz. Ee, bu orijinal adım soyadım arkadaşlar. Başka da bir Türk ön adım veya orta adım göbek adım yok. Erik Rose. Almanya'da doğdum. Almanım ama ailemden dolayı çok küçük yaşta yaklaşık 4 ya da 3 yaşındayken Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de Türkçe öğrendim. Orada ilkokul eğitimini aldım. Bu yüzden de Türkçeyi unutmadım aslında. E, bu da ileride benim böyle işime yarıyor. E, farklı farklı e, sohbet imkanları bana tanıyor. Evet birazcık bu son dönemlerde özellikle bir 2 yıldır fark ediyorum. Geçen yayında mesela çok zorlanmıştık Evrim Ağacı yayınında. Biraz Türkçem kötüleşti affola ama yine de konuşuyorum herhalde diye böyle bağlayabilirim. Hani herkes rahat olsun orijinal adım orijinal kişiliğim sıkıntı yok. Bu <laughs> ne avatar ne nickname hmm, gerçek abi. isim gerçek her şey gerçek. Yok yok, Türkçe'nde bir problem yok zaten. Hatta bizim gibi böyle Türkçe Türkçe'de doğup, sonradan başka yurt dışına gidip Türkçe bizi böyle daha da kötüleştiren insanlar var. Yani benim gibi. İşte e, senin Türkçe'n gayet iyi. Her neyse, yine de yaşın genç yani. İleride bakalım neler olur diyeceğim de. Evet evet, onu onu diyecektim ben. <laughs> yine de yaşın gençsin. Seninki de bozulur. Bak arkadaş demiş, benden iyi konuşuyor demiş. Yok yok e, Türkçe'de bir problem yok gerçekten. Evet e, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi e, başlığı Aha. aslında felsefeci olarak seçtik. Felsefeci Einstein olarak seçtik. Yani e, aslında biz e, felsefe yapan insanlara filozof diyorduk mantık olarak. Ben öyle diye hatırlıyorum. Biz niye Einstein'a filozof Einstein demedik de felsefeci Einstein diye bir başlık koyduk. Önce onu bir açıklığa kavuşturalım. Tabii aslında ikisi de değil. Ne felsefeci ne filozof. Öyle bak. O zaman niye bana <laughs> bu, bu koydurdun? bu, <laughs> <laughs> bu küçük oyunu yapabilmek için aslında. Güzel oluyor böyle ters köşe. Normalde biz artık modern dönemde düşünür diyoruz. Filozof kavramını da ret ediyoruz. Normalde şöyle bir şey var. Filozofun tarihselliğinde bu Yunanca aslında işte büyük ihtimal çoğu insan bilir işte filosofya, bilgelik sevgisi. İşte bunu seven kişiye de filozof yani e, bunu yapan sevmeye ihtiyaç duyan kişiye de filozof denir diye. Bunu işte ilk önce Pythagoras kullanıyor. Bir ünlü Pythagoras denklemleri olan şahıs. Ee, ama bunu çok komik biçimde bu özellikleri nitelediği ilk kişi de Sokrates'i gösteriyor. Aslında konuşmaya ilk başında böyle başlayabilmek için ben böyle küçük bir oyun oynadım. İtiraf ediyorum. Onu ya onu. şimdi sen, <laughs> sen şimdi düşünür kelimesini kullanıyorsun da Herkes kendisini Hı. düşünür olarak görüyor. Yani evet, burası evet. Türkiye yani düşünürlük Çünkü bir şey Avlanca'da değil. Almancada da böyle bir şey var. denkın hani Denka düşünenle filozof kavramı da hala kullanılıyor ama biz gerçekten işin içinde olan, alanında olan insanlar olunca biz artık düşünür kavramını Hı. daha çok kullanmaya başladık. Bunun nedeni şöyle aslında kısaca açıklayayım. Biz şimdi bilim üzerine konuşacağız. Bilimin felsefesini yapacağız. İşte Einstein'dan, işte gerçeklikten, doğadan falan konuşacağız. Ama bizim ilk önce şunu söylememiz gerekiyor ve bu kavgada Platon, e, Platon'dan önce Sokrates ve Sofistler adlı insanlardan başlıyor. Biz bir bilim insanı olalım veya bilim üzerine düşünen bir insan olalım. Şunu iddia etmemiz gerekiyor. Bir şeyler bilebilirim ve o bildiklerimi başkalarına aktarabilirim. Doğa hakkında. Evet. Şimdi e, bunu yapan ilk kişi Sokrates aslında. Ve karşı çıkarken şüphecilerden bu aşırı şüphecilerden karşı çıkıyor. Çünkü onlar diyor ki gerçeklik ve doğruluk iki kavram ve ahlak da bunun içine giyiyor. Yani iyilik de e, değişken şeydir. Döneme ve ihtiyaca göre değişir diyor. Ve bunun sıkıntısı özellikle bu Atina dönemindeki toplumsal yerlerde çok büyük sorunlara gibi olur. Hı hı. Ve Sokrates ona karşı çıkıp şöyle diyor. Ben... Temelde bir şeyler bilebilirim. Bunun bir metodolojisini ortaya koyabilirim ve bu şekilde de insanlara gerçeği anlatabilirim. Ve bu şekilde de biz ortak bir noktada bu gerçek, bu doğru, bu iyi diyebiliriz diyor. Şimdi ona bu yüzden filozof diyorlar. Gerçek ve doğru arasında bir fark var mı? Ee, şimdi Yunanlılara her göre, Yunanlılara göre var. Çok basit sorular gibi geliyor ama şimdi karşımda bir felsefeci evet. olduğu için her adı tanımlara girebiliriz yani gerçek ve doğru arasında. Tabii. Yani ben bir şeyin gerçek olduğunu düşünmek mi denir o zaman ya inanmak mı denir? Gerçeklik gerçekle inanmazsın değil mi? Gerçeklik bilinen bir şey mi? Ön kabul. Midir? Ön kabuldür buna. İnsanların ön kabulleridir. Biz böyle diyoruz felsefede. Ön kabullerimiz vardır bir şeyleri düşünmek, başlamak için. Zaten hani Einstein ve e, onun kavgasında da temel buraya gelecek. Bu gerçekliğin ön kabulünü. Evet. Değiştirmeye cesaretimiz elecek mi, elmeyecek mi? Bununla alakalı. E, bilim genellikle kendi ön savlarını değiştirebilen bir metodoloji. Evet. Evet. Bu yüzden diğerlerinden ayrılır. Yani ben bir ön sav kabul ederim. Mesela derim ki işte e, ışık hızının bir sabiti vardır. Ama o sabitle başladığım bir araştırma sonucu beni onun aslında geçilebileceğini gösterirse, hani bu şu an bir attığım bir örnek bu, e, o zaman biz buna şunu deriz. Işık aslında ölçüsü değişebilir. Sonuç, ön kabulü değiştirebilir bilimde Ama diğer metodolojilerde teolojide mesela bunu yapamayız. Ön tamam, kabulü değiştiremezsin tabii. Onu baştan kabul yani, edersin. Sonuç her zaman ön kabule göre değişmeye ihtiyaç duyuyor. İşte bilimin hmm. e, felsefeli ortaklığı ve Bilimi bilim yapan özelliği de bu aslında. Aslında temelde böyle bir ayrıma gibi. Ama insanlar genellikle Türkçe düşünmeye kalktığında bu C ekini birazcık şey yaparlar. Bir şeyi satan, bir şeyi e, gün yüzüne çıkaran diye. Ve filozofu daha çok tercih etmeye Ama bizim sıkıntımız da buradan başlıyor işte. Biz artık filozof kavramını da kabul edemiyoruz. Aslında Einstein gerçek başlık şu düşünür Einstein. Hatta bilim üzerine düşünen bir düşünür. Ben şey düşünmüştüm yani bir felsefe eğitimi alan insanlara artık onun derecesini alırsın, degreesini alırsın ya da ne bileyim Hı -hı. bir diplomasını alırsın. Onlara herhalde filozof denir. Hatta onun üzerine işte master ya da hatta pardon zaten e, PhD o demek değil mi ya? Philosophia of Doctorate mı? Öyle bir şey yani sonuçta. Hı -hı. Yani sonuçta filozof oluyorsun bir nevi doktora yapınca. Yani bu işlerde uzun süre vakit harcamak mı aslında filozof olmuş oluyor? Aslında şöyle küçük bir soru sorayım o zaman size umut hocam. birisi bir kişinin, bir çalışanın, bir e, bilim insanının alana sahip olması ne demektir? Sizin mesela bir alanınız var e, resmiyette e, ve siz o alana sahip olduğunuzu, diğer alanların içine girmediğinizi, uzmanlığınızı bu olduğunu nasıl belirliyorsunuz? Mesela kon konuştuğumuz ilk e, felsefi sorun bu. Benim buna bir cevabım var. Genellikle arkadaş ortamlarımızda gevelediğimiz bir şey. Basitçe şu aslında. Bir insan kendi alanını şöyle belirliyor. Bunu ister felsefede ister e, bilimde olsun ben mesela ontoloji ve e, bilim üzerine düşünüyorum. Ben ahlak felsefecisi veya epistemoloji değil e, üzerine çalışmıyorum. Bunun nedeni ben kavramları öğrenirken bir kavramın Yanında o kavramı tanımıyla birlikte öğreniyorum derslerde ve o tanımların içinde de genellikle o kavramın yardımcı e, kavramları vardır. Hı hı. Mesela hareket, e, momentum ve e, konum mesela. Biz bu üçlü ilişki veya zaman, uzay veya e, işte hareket tekrar. Şimdi bir alana sahip olan birisi bu kavramlardan birini kaybederse veya bu konuşması engellenirse işte yardımcı kavramlarla o ana temayı açıklayabilir. Hı hı. Ben mesela hiçbir programda zaman kavramını kullanmadan size zamanı diğer metotlarla anlatabilirim. Ben bunun üzerine konuşuyorum diyor. Ha. Ve Umut hocam da bunu yapabilir. Çünkü bu bizim alanımızdır. Biz bunu yapabiliyoruz. Ama ben kalkıp da mesela ahlak üzerine bunu yapamam. Çünkü ahlakın yardımcı kavramlarının ne olduğunu, nasıl değiştiğini ve o kavramı eğer ben aklımdaki şematikten kaybedersem hangi kavramla açıklayabileceğimi bilmiyorum. İşte insanın alana sahip olması aslında basitçe bu demek. Hmm. Ya karşılaştırılabilme özelliği mi diyorsun? Başka bir şeyle karşılaştırılabilme. Başkalarının... anlatabilme özelliği aslında. Anladım. O kavramı, aklındaki o kavramı Başkasında olmasa bile ona geçirebilme özelliği Anladım. alana sahip. Anladım. Aslında temelde bu kadar basit. O zaman tanımlara geçelim dedik. Zaten Hı? en başında da onu söylemiştik. Yani şimdi e, saniye ya da zaman nedir sorusunu soracağız dedik. Saniyenin de bir, bir tanımı var. Ama benim şu anda yani Wikipedia'yı açtım hemen saniyenin tanımını açtım. İşte uluslararası birimler sistemine göre saniye en düşük enerji seviyesindeki grand state sezyum 133 atomunun iki hyperfine seviye arasında geçiş radyasyonunun 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 periyoduna karşılık gelen süredir. Bu saniyenin tanımı ama zaman nedirin tanımı bu değil çok doğru. <laughs> ben çok doğru. ben ben şu anda bu atom çekirdeğindeki bu şeye bir bir aralığa demişim ki tamam bu, bu tanımı bu demişim ama yani işte bundan işte 60 tane varsa buna dakika diyorum. işte 3600 tane varsa saat bilmem ne ıvır zıvır. Yani öyle yıla kadar gitmişim ve günlük hayatımı buna göre organize etmişim ama zaman aslında bir boyuttur. Ve Einstein'da özellikle işte biliyorsun işte yani üç boyut, üç tane uzay boyutu, bir tane de zaman boyutu diyerek boyut haline getirmiş. Nedir bu boyut olayı tam olarak? Şimdi o zaman şöyle başlayayım hocam. Ee, bu sonsuzluk kavramıyla başlayayım ben. Sonsuzluk, Tonsuzluk. komik biçimde ikisini de içine kapsayan bir şey. Şimdi bir insan şunu diyebilir. Ee, ya sonsuzluk sonsuzluktur. Yani ne geveliğini yapıyorsun? Öyle değil. Biz Yunanlarda şunu görüyoruz. Platon... Ee, kendi gerçeklik kavramlarını ve teolojisini ortaya koyarken eee Sonsuzluğa şunu diyordu. E, sonsuzluk mekansaldır. Sonsuzluk mekansaldır. Okey, dur. Evet. Ama seni tamam. seni biz modern sindire, bir insan olarak... geçiyorum evet. <laughs> evet. Biz modern bir insan olarak birisi bana sorsa ben direkt zamanla özdeş Yani sorsam. gözümün görebildiği şeye kadar mekansal olarak ben ne kadar ileri bakarsam bakayım yani daha da ilerisi vardır di di diyebileceğim için sonsuzdur diyorum. Mekansaldırdan kasıt bu. Çok güzel bu. bir şey söylediniz. Komik biçimde Platon'un yanlışladığı kısım bu. Diyor ki insan sonsuzluğu deneyimle açıklamaya çalıştığı için yanılır. Sonsuzluk akılla açıklanır. Bu yüzden sonsuzluk mekan sağdır. Şimdi cafcaflı kısım burada Platon'un. Ona göre gerçeklik sahası hiç kimsenin erişemeyeceği, hiç kimsenin bizzat olarak kontak sağlayamayacağı bir şey. İnsan yalnızca bildiği şeyleri hatırlar ve gördüğü şeyler görmediği bir mekanda, sonsuzlukta önceden episteme halinde bulunan bir şeydir. Onların kendi boyutları vardır. Biz o boyuttan zihin aracılığıyla onları çağırırız. Eksik bir biçimde. Hani şey deriz ya her bir örnekleme aslının bir örneklemesidir aslında diye Plato bunu söylüyor. İşte diyor, sonsuzluğu tanımlarken ki yanlışınız burada sizin. Gözümün gördüğü yere odaklanıyorum. Görmediği kısım sonsuzluk diyorum dediğinizde sonsuzluğu anlamıyorsunuz diyor. Düşünce aslında onu bize açık kılıyor. E düşünce açık kılıyor da zaten ben hep şey derler ya en hızlı nedir işte ışık hızında giden nedir? Düşünce hızlıdır. Ya böyle saçma sapan böyle şeyler var. Ah, ah. Aynen. Yani. Onun için de Aristoteles hemen bunun farkına varıyor zaten. Diyor ki hocam bir duralım diyor. Duralım ya, bir... yani. <laughs> ne oluyor ya hani, Bu açıkta çok mu kaldınız diyor. Bir kendinize gelin falan diyor. Aristoteles şöyle özel bir insan. Aristoteles e, bilim dediğimiz e, insanın metodunu, bir şeyleri bulma metodunu, bir arayış biçimini alanlara bölen bir insan. Bunu Organon adlı eserinde yapıyor. İlk önce diyor ki benim Platon'un söylediği gibi temel bir insanları anlatma yöntemim var. Buna mantık diyorum ben. Bu mantık açıklamak için araçlarım var. 10 kategori bilmem ne. Çok felsefi uğralar. Ve ben en sonunda şunu diyorum. Arkadaşlar ben bir şeyleri insanları anlatırken hocam gibi gevelemiyorum. İşte düşüncemi çağırıyorum da onu yapıyorum falan. Ben görebildiğim nesnelerle bu işlemi yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Mantık dediğim şey bir şey üzerine yargı vermek. Ben en sonunda dır derim. Mesela Platon insandır. Hı hı. Bu dır, yüklem, Plato kavramını bilmemden, insan kavramını bilmemden gelir. Peki bu kavramları nereden bilirim? Deneyimle. İşte burada duyuyu ortaya koyuyor. Ve diyor ki bir öz varsa, bir hakikat varsa, bizim hatırlamamız gereken bir şeyler varsa bu nesnenin içindedir. Platon'un söylediği gibi iddialar dünyasında uçmuyor. Biz dünyayı yere basalım. Biz nesnelere bakalım. Ama başkalarını anlatırken bu düşüncenin metodunu kullanalım. İşte değişim, düşüncenin değişimi başkasını anlatırken ortaya çıkıyor. Herkes aslında o düşünceyi biliyor ama. Ama Platon bunu demiyordu. Her insan farklı düşünebilir, farklı anlatabilir. Çünkü biz idaya yalnızca düşünce aracılığıyla ulaşabiliriz. Hatta şey der kitabında, iki kişi felsefe yapmaz. Bir tanrılar, bir de deliler. <laughs> Onun ünlü <laughs> sözü <sözleri> mesela. <laughs> yani neden tanrılar yapamıyor? Çünkü adamlar her şeyi biliyor. Deliler neden yapmıyor? Kendisi söylediği gibi bildiğini bilmiyor. Gibi Bir dakika, sonsuzluk o zaman bilgiyle mi alakalı? Bir dakika ya ben e, yanmış olabilirim Aynen şu öyle. anda. Sonsuz ve mekanla, e, mekanla alakalı ve pilotona göre ve pilotona göre bu mekan deneyimlenemeyen bir mekan. Ha. İşte ne oldu? Modern dünyada direkt bir ayrıma gittik. Biz e, mekanı dokunabilir ve deneyimleyebiliriz ama antik çağda Platon bunun deneyimleyemeyeceğini söylüyor ve sonsuzluğunda mekansal olduğunu söylüyor. Bana birisi söylese erik sonsuzluk nedir ben de zamansal derim şimdi. Şu işte arkadaşlar bu kadar eee çaplı. Şu, ö... Şu özet insan sonsuzluğu deneyimle kazanacağını zannettiğinde yanılır. Aslında sonsuzluk akıldan ulaşılır. Wow. Evet Platon'un yorumu bu. Öyle diyelim. Çünkü bunu bunu bir aklınızın köşesinde bunu tuttuk. Tamam. Çünkü bir de kuantumda bu tekrar bir bize gelecek. Tamam. Bir de Zambul zaman tarafı var şimdi bunun. Aha şimdi zaman Zamanı biz hala e, felsefede tanımlayamıyoruz. Açık ve net söyleyeyim ben. Şimdi en son yorum insanın varoluşunun kendisi oldu. Yani bir olgu değil bir durum oldu. İşte bu da kuantum e, mekaniğiyle olantılı bir şey. Biz insanlar daha doğrusu felsefeciler işte bu heideggerler ve postmodernistler artık şey diyor zaman kavramına. Zaman nedir? Bir yerde duran bir şey değildir. Eğer duran bir hakikat olsaydı Platon gibi yanılgıya düşerdik. Çünkü biz ona ulaşamıyoruz ama sürekli var orada, var orada, var orada diyoruz. Hı hı. Ve biz bununla birlikte kendimizi var ediyoruz. Zaman orada, hakikat orada. Ben o olduğu için varım. Hayır diyor. Onun yerine ben kendimle başlayıp kendi varoluşumun zaman olduğunu söylüyorum. İşte Einstein burada aslında hem örtüşüyor hem örtüşmüyor. Çünkü Einstein bizi bu örtüşmenin insanın varoluşu gibi komplike bir böyle cafcaflı kelimeden değil. insanın uzayda ve mekandaki konumu ve kütlesinden kaynaklandığını ve hareketinden kaynaklandığını Evet diyor insan hakikat veya herkesin söylediği, duyduğu bir tiktak sesi yoktur diye bir dizisinde bir laf vardır. İşte herkesin duyduğu ortak bir tiktak yok. Onun yerine insanların kendi kendini var ettiği referansını belirleyerek var ettiği zamanları vardır. İşte Her en son şeyi zaman kavramı bu aslında. Yoksa çok geniş bir hikayesi var. Zamanlarda. Bir dakika bir daha şu son cümleyi bir daha. Tabii ki Einstein'la olan. Einstein e var. <laughs> Okey. Ee, şimdi şöyle Einstein bize bu durumun aslında doğru olduğunu söylüyor. Çünkü Newton'un tamam. yanıldığını söylüyordu. Evet. Mutlak uzay ve mekan yok diyordu. Einstein'da hakikat veya mutlaklığın yanlış olduğunu. Peki insan mutlaklığı aramıyorsa neyi arıyor? Evet. Referansı var. Şöyle var. İnsan kendisinin ve referansının olduğu ölçüde hem gerçekliğini hem de arayışını, bilgi arayışını veya bilimini başlatıyor. Hı hı. İşte genel görevlilikteki, daha doğrusu genel değil özel görelilikteki temel referans neydi? M referans sistemleri değişebilir ama tek bir şey sabittir o da bizim kendi ışık hızımız ve bununla birlikte yaptığımız harekettir bir zemin var aslında iki referansında buluş yani Einstein bir temelsizlik bahşetmiyor bize ve bize şöyle diyor İnsan söyledikleri gibi modern çağda eğer hakikatini kendi varoluşuyla açıklayacaksa bu cafcaflı cümlelerle değil tamamen şöyledir İnsan uzay ve mekanla ilişki içerisindedir. Çünkü onun bir kütlesi vardır ve bu kütlesi diğer insanlarla farklı olduğu için her insanın da kendi gerçekliği var. Yuh. Aa... <gülüyor> <gülüyor> bu Ben normalde programlarımı program bittikten sonra editlerken böyle iki x izlerim. Bu programı da yeniden izlediğimde şimdi editlerken yeniden izlediğimde 2x falan değil 0.25x de falan izleyeceğim herhalde. Ee, şimdi ben şöyle anlatıyordum, zor bir konu, zor bir yani konu. Zaman Zaten mi? daha programın daha ilk ilk, ilk başlarında <laughs> ben e, yavaş yavaş gidiyorum böyle öteki dünyalara takarış <laughs> doğru. Şöyle düşünüyordum ben şimdi doğru mu ya, ya da benim benim anladığım bakış açısı doğru mu? Şimdi v eşittir x bölü t, değil mi? Hız Hı -hı. eşittir e, uzaklık bölü zaman. Şimdi Einstein'ın şöyle düşündüğünü düşünüyordum. Belki de hala ha öyledir. Einstein şöyle düşünüyor. E ve v hız değişkendir. Değil mi? X değişkendir. Yani sonuçta uzaklığını değiştir, değiştirebiliyorsun. Zaman ama o sabit kalmak kaydıyla sen X'ini değiştirdiğinde hızın değişiyor. Ama özel gerilik teorisinde diyor ki T de değişiyor. Zaman da değişiyor kardeşim. Bu mudur? Yani özel gerilikteki basit açıklaması. Evet ve bunun kavramını bir, şöyle söyleyeyim. Değişmesiniz V eşittir evet, x/t'deki her, şey her şeyin aslında değiştiğini söyleyen bir şey. Normalde Newton'a kadar t değişmiyordu. t sabitti. Evet. Ama Einstein'la beraber bunun değiştiğini fark ettik. Buyurunuz. İşte Einstein'ın bugün konuşmamızın en özetini şöyle söyleyeyim hocam size. Siz Siyah siyah diyorsunuz. Ben siyah siyah diyorum. Bir insan kalkıp bize şöyle söylüyor. Ben bundan sonra siyah siyah değil beyaz diyeceğim. Bunu siz de demek zorundasınız. Çünkü siyah kavramının beyaz kelimesiyle açıklandığını deney ve gözlemle artık size anlatabiliyorum. Çok bu güzel, yüzden siz çok sohbetlerinizde güzel. siyah kavramını beyaz kelimesini kullanarak birbirinize anlatın. İşte Einstein'ın yaptığı büyük devrim bu. Dediğiniz gibi bütün kavramları değiştirdi. İşte felsefeci budur. Düşünür budur. Düşünmektir Şimdi tabii. Ben aslında de çok de basit de gibi mi? geliyor değil mi? Çok basit. Ya bakıyor çok... VHTX bölü TT2 basit ya dünyanın en basit denklemi aslında. En basit denkleminde ya bunu da değiştirsek nasıl olur diyor. Bu kadar aslında hmm. ama hmm. inanılmaz bir şey var arkasında. İnanılmaz bir düşünce var. Şimdi onun ben zaten geliş sürecini anlattığımda Einstein'ın bunu düşünmek zorunda olduğunu da göreceğiz ama oradaki asıl çizgi şurada. Ona düşünmek zorundasın ama neden böyle düşünüyorsun? İşte bu Einstein Einstein yapan. Bütün herkes bu konuyu ve sorunu düşünüyor. Biz görüyoruz bunu o dönem için. Ama Einstein çok farklı düşünüyor. İşte Einstein'ı bir bilim insanı gibi bir filozof yapan kısım da burada ortaya çıkıyor. Şimdi ben mesela hocam şeyden slaytlardaki şeydi. bu Isaac Newton'la siz söyleyecektiniz diğer insanın adını. Bu Hollandalı olan. Huygens diyoruz biz Huygens diye yazılan. Hollanda evet. Hollanda'da yaşadığım için Huygens deniyor orada da. Sen, evet, evet. sen, sen, sen ne diyorsun pardon? Huygens. Huygens. Haykens. Christian Huygens. 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 Yani Almanız bu. Şimdi bu insanlar Christian... e, zaten Newton'ı herkes bilir hani. Şimdi ona bir şey demiyorum. Bu insan kim? Oradan çıkalım? Şimdi bunlar aynı dönemde yaşayan insanlar. Ee, yaklaşık e, 17. yüzyıl olması lazım. Yanlış söylemiyorsam. İkisi de 17. yüzyılda yaşıyor. Çok Ve bunların arasındaki sorun şurada. Şimdi Newton'un ne yaptığını biliyoruz biz. Klasik bir mekanik ortaya koydu. Tamam. Klasik mekaniği ortaya koydu. Yani Aristoteles'ten gelen şu şeyi yıktı. Ee, Galileo sallamıştı. Newton yıktı. Bunu yıktı. Aristoteles bize diyordu ki metotofizik yani fizik ötesi dediğimiz kitapta bize şunu söylüyordu. Ay üst alem, ay altı alem vardır. Ve fizik dediğimiz bu e, ortaya koyuş biçimi aslında iki tarafta farklı işler. O yukarıdaki kısım sonsuzluktur, asla değişmez. İşte Platon'dan ayrıldı, o artık zaman diye düşünüyor sonsuzluğu, mekan değil. E, Yeraltı alem yani bizim deneyim dünyamızda çok farklıdır fizikçi. Ama Newton diyor ki, hayır gördüğünüz gibi ben bir denklem ortaya koyuyorum... Ve bu denklem hem gökyüzünü hem de yeryüzünü yani e, Aristoteles'in tabiriyle ayın üstünü de altını da aynı şekilde açıklayabiliyor. Hı hı. Şimdi bu kısım tamam eserini falan biliyoruz. Newton'un bunu yaptığını da biliyoruz. İkinci kısım şu ışık üzerine çalışıyor. İşte bu prizma deneyi muhabbeti. Ve Einstein, e, Newton e, dalga değil tanecik olduğunu söylüyor o evet. dönemde. Ama bu kişi, karşı çıkan kişi, bogus veya sizin söylediğiniz kişi, onun dalga olduğunu söylüyor. Şimdi tamam, bir insan söyler, Newton söylemiş, bu insan söylemiş, makalelerinde yazmış. İkinci kısım şu, bu insan bunu bırakıyor, ışığı alıyor. Diyor ki, ışık dediğiniz şey fenomen olarak bir dalgadır, dalga özelliği verir. Ve bunu e, yapacak bir hat sistemi oluşturur. İşte orada makalesinde sanırım bundan sonrakinde ilk önce bir makalesi kendi el daha doğrusu kitabı daha sonra da o kitaptan çıkan ve insanların modernleştirdiği o cihazı görebiliyoruz arka arkaya. Bu işte kendi el daha doğrusu basım halinde yapılmış artık çizimi ve yanında da onun ilk modeli. Bundan sonraki slide'da ise artık seri üretime geçmiş. Bir şey. Burada temel şey ne tasarımın özelliği? Mutlak zamana göre bu iki saat birbirleriyle senkronize oluyor. Yani en doğru biçimde mutlak zamanı vermeye yönelik bir çaba. Burada neyi görüyoruz? Newton'da da bu adamda da ışığı boş veririm. O kuantumda devreye girecek. Zaman mutlak hala. Zaman mutlak hala. Heh, tam da zaten evet. Evet. Zaman Hı. mutlak. Evet, evet. Biz buna göre senkronizasyon yapmaya çalışıyoruz. Peki soru şurada. Mutlak zaman varsa evet. onu biz nasıl bilebiliriz? Evet. Nasıl? Evet. Biz bir bütünü nasıl bir tikele indirebiliriz? Belki bir adam yandan başka bir cihaz yapacak ve diyecek ki mutlaka en yakın olan. Bilimsel olarak makaleleriyle bunu da açıklayabilecek. E biz iki tane şey bulacağız. Bu varyasyonlardan hangisi en mükemmele doğru gidiyor? İşte sıkıntı burada başlıyor. Demek ki biz mükemmel ve mutlak kavramımızı bir test edeceğiz. Şimdi bu adamın özelliği veya bizi aslında yansıtmaya başladığı Newton'la Newton birlikte kısım burada aslında. Şimdi ondan sonra hocam e, tabi bu dalga fonksiyonu e, olabileceği ışığın daha doğrusu dalga özelliği gösterebileceğine dair deneyler oluyor. Hı hı. Bu deneylerde de size de söylediğim işte videodaki e, Young deneyi. Bu Young'da ııı e, James Clark Maxwell'den önce yaşayan biz Kısaca bu yanda hemen e, görebilirsiniz. Bu kozmos belgesinden alınan bir sahne. Nedir? Yani... Tyson, evet. Uh -huh. Ve bunun çok basit bir deneyi. Kağıdı çok kısa iki çizik atıyor ve arkadan gazlanması herhalde onun adı. Gazlanmasıyla ışık veriyor ve bir bakıyor ki kesikler halinde diğer tarafa yansıyor. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Bir çift yarık deneyleri evet. falan ne oluyor? Ona mı benziyor falan? Çok benziyor. Şimdi <laughs> ama işte deneyler ne kadar benzer olsa da sonuçların ne kadar farklı olduğunun çok güzel bir göstergesi. Şimdi bakın buradaki fiziklere ve parçacıklara. Diyor ki eğer düz gitseydi, tanecik şeklinde olsaydı diyor, bunlar bozuluma uğramayacaktı. Hı hı. Ama bu yan yana bozuluma uğramış biçimde. Demek ki dalga. Gördüğü, evet. e, videoda gösterilen gibi. Ve dalgalarda geçebildiği ölçüde geçiyor, geçemediği ölçüde takılıyor. Demek ki diyor ışık bir dalga Aldır. özelliği gösteriyor, fenomendir. Şimdi ne oldu? İlk e, Newton'a karşı çıkan insanı da doğrulamaya başladı. Şimdi doğrulamak dedim. Aklınızda bulunsun. Yanlışlama, doğrulama muhabbetini de çok önceden duymuşsunuzdur. Bu Karl Popper'ın Popper. muhabbeti. İşte Modern e, fiziğin bize yaptığı bu e, aynı kavramı kullanıp farklı şeyler anlatma e, gücü bize böyle geliyor. Sen de bunu buluyorsun, ben de bunu buluyorum. Aynı diyor. Evet. 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 Şimdi o dönemde bu insanlardan sonra şöyle aklımızda e, doğa yasaları var bizim bilebildiğimiz. Şimdi e, dört büyük biz temelde hepsini bildiğimizde ne diyoruz? Dört tane vardı. Zayıf etkileşim güçlü etkileşim, kütle çekimi bir tanesi de elektromanyetik kuvvet. Bu evrenin dört büyük kuvveti. Şimdi sıkıntı şurada. O dönemde elektromanyetik etki diye bir dördüncü kuvveti bilmiyoruz biz. Kütleyi de yeni yeni öğrenmişiz Newton'dan dolayı. Şimdi bizim bildiğimiz ne? Güçlü etkileşim, zayıf etkileşim. Bunlar ne? Güçlü etkileşim, atom çekirdeği içindeki etkileşim. Şimdi sıkıntı şurada. Ta Einstein'a kadar atomun varlığı da kabul edilmiyor. Olabilir, olmayabilir. Bizim aldığımız bir referans diyor. Ee, what? <laughs> evet. Olabilir, olmayabilir. Da bir dakika Einstein'a Einstein kadar Einstein mı? Geldi. Evet, ikinci makalesi Born ee, zaten ee, buradan geliyor. Einstein aslında bana göre 3 Nobel birden alması gerekiyor. Fotoelektrik etkiden sonra yayınlandığı ikinci şey moleküler bir su birikintisi içerisinde atomun moleküllerle birlikte varlığının e, açıklanabileceğini söylüyor Einstein. İkinci büyük makalesinde. O zamana kadar, ha, o zamana kadar bilinmiyor bu. Yani biz güçlü etkileşim de diyoruz da bu bir varsayım aslında. Bizim elimizde tek doğa kuvveti var. Tek. O da küçük etkileşim. Ne kadar komik. Şimdi <laughs> hadi kütle çekimini de saydık. iki etkileşim. Şimdi üçüncü bir insan giriyor aramıza. Bu da James Clark Maxwell, İskoçyalı e, insan. Şimdi Almancası Existence von Elektromagnetische Welle ya da işte elektromanyetik dalgaların varlığı. Bu insan tamamen bu konu üzerine odaklı. Ve bu adam neler yapmış? Bir, ışığın, elektriğin bir ilişkisi olduğunu, bunun da manyetik alanla alakalı olduğu sonucunu. Buluyor, evet. İkincisi ışığın hızının sabitesi olduğunu söylemiş. Üçüncüsü de arkadaş ben ışığın bir stabilitesini bulabiliyorsam onu bulduğum için de eter dediğim yani bizim artık Türkçeleştirdiğimiz uzayın boşluğunun boşluk olamayacağını söylemiş Maxwell. Maxwell'e kadar da bunlar bir tartışma konusu. Evet, Maxwell Max denklem, de denklem. dediğimizde budur hı hı. ve bu dünyayı değiştiren denklemlerden bir tanesidir. Dört tane. Neden değiştiriyor? Çünkü asıl kuvvetlerden biri haline geliyor. Manyetik, elektromanyetik etki dediğim. Artı zaten bugün hayatımızda şu anda seninle konuşuyor olabilmem. Min hı hı. en büyük sebebi zaten elektromanyetik dalgaları çö çö çözebilmemiz şu formüllerle. Ya ışığı zaten bununla anlıyoruz. Ya ışık dediğimiz elektromanyetik dalgadır zaten. Yani. Şimdi ben basitçe yazdım başlıklarda neler anlatıyor. Şimdi bir, cismin size göre hızı manyetik alanın hızına göre bulunur. Elektromanyetik dalga şeklinde yayılır. Bu da ne demek? Maxwell'de hala e, bulundu diyor. Biz artık kanıtladık. Elektrik, e, özür dilerim ışık dalga şeklindedir. Diğerim manyetik alan elektriği yaratır. Sonuncusu da elektron hareketi manyetik alanı yani ışığın momentumunu yaratır. Şimdi ee, biz foton diye bir kavram da kullanmıyoruz. O dönemde foton kavramımız da yoktu. Işık süzgeçleri, ışık zerreleri, spektrum. İşte artık o zaman da bunlar kullanılıyor. Foton kavramını ilk önce Lewis söylüyor. Ve buna da Einstein bir şey söylüyor. Foton değil, kuanta diyor kuanta da şu demek Einstein'a göre bir enerji e, manyetik alanı ile birlikte bir noktada yoğunlaşıyor. Biz buna kuanta diyoruz. Pa kuanta ne demek? Bir toplanma hali aslında. Bizim paketçik diye öz Türkçe çevrilen şey. İşte onun için tanecik, tanecik. özelliğini söylüyor. Ve daha sonra biz buna kuantalar aslında fotondur diye denkliğini kuruyoruz. İleriki modelde model dönemde Şimdi demek ki Maxwell de şunu söylüyor. Işık hala dalgadır. İşte yeni bir güç verdim ben size doğayı anlayabilmeniz için. Bu da elektriktir. Demek ki ışığın içinde de elektrik ve elektromanyetik alanlar var. Bunları da unutmayın diyor. Ve Lorentz gelip şunu söylüyor. Bu elektromanyetik alanlar içinde de bir tutarlılık vardır. Biz bu alanların sınırını, büyüklüğünü, gelişliğini de bilebiliyoruz. Şimdi bu insandan sonra geliyoruz e, 1900'lerin başı Berlin'e. Hikayemiz buraya geliyor. Şimdi sanayileşen bir Avrupa, İngiltere'ye ayak uydurmaya çalışan bir Reich yani bir krallık var. E, Prusya hala devam ediyor. Ve o dönemde Edison e, artık patentini almış ışığın ampulünü. O da ne Akkor lamba. Şimdi sorun şurada. Ben bunu şehirlere yayacağım. İnsanlar evet. karanlıkta da e, bunu görecek. Yani bu bir seri üretim yapacak ama sıkıntı şurada. Bu çok maliyetli. Çünkü devamlı enerji vermem gerekiyor. Peki neden enerji veriyorum? Yani çok basit bitimde e, akkor lambanın içindeki teli ısıtarak ben ışığı meydana getiriyorum. O teli ısıtmak için de bir enerjiyi enerji mutlak olur. ölçüde vermem gerekiyor. Ama bu çok maliyetli. Reich diyor ki, arkadaş tamam buldunuz da biz ayak uydurana kadar batacağız. Bunu ne yapalım biz? <laughs> bir size de devlet desteğiyle bir yer açalım. Yeni bir teknik arama yeri açıyorlar. Ve bunun başına da Maxwell'i, e, Maxwell diyorum, e, Planck'ı getiriyorlar. Ha! <laughs> şimdi o Arkadaşlar o elektrik dünya faturalarınızın dünya... neden yüksek geldiğinin <laughs> i̇lk, ilk başlangıcı burası. İyi dinleyin. Kime kime dalacaksınız? Buradan mı dalacaksınız? O zamanın da popüler insanlarından biri Maxwell gibi Planck. Planck aynı zamanda bir anne der fizik diye bir e, popüler popüler demeyeyim o zamanın e, nature gibi bir bilim, bilim Şimdi Popüler olmaz aynı. Bütün e, fizik üzerine yazılar burada çıkıyor. Ve oranın da editörü. Şimdi bunu da aklımızda tutalım. Ve Wright buna verdiğinde şöyle diyorlar. Sen bunu ekonomik biçimde bunu biz de seri üretim biçiminde yap. Bu elektriği bir dizayna getir arkadaş. Bir buna bir dur. Bana biraz az maliyet ver diyor. Şimdi Planck'ın ilk sorusu şu. Tamam arkadaş bana bu soruyu verdiniz de soru şuradan kaynaklanıyor zaten. Bu ee, tel neden ısınarak bir ışık veriyor? Ve ben görürüm ki ne kadar kuvvet verirsem vereyim bu ışık bir yerden sonra beyaz yanmaya devam ediyor. Başka bir spektruma geçmiyor. İşte fotoelektrik etki dediğimiz Einstein'ın gün yüzüne çıkması da buradan kaynaklanıyor. Ve bunu çözmesinin temeli de bu dalga dediğimiz bu hayalimizin aslında taneciklerle bir dalga olduğunu söylememizle gelir. Hmm. İşte Einstein'ın çafı hmm. caf burada. Planck diyor tamam biz bu sorunu bulalım. Neden demir e, ısınıyor ve bir ışık ne kadar güçlü kuvvet verirsek verelim, enerji verirsek verelim, beyaz olarak sabitleniyor? Çünkü koyu kırmızı, açık kırmızı, sarı ve beyaz oluyor. Ve beyaz da sabit kalıyor. Şimdi Einstein de bunun cevabı olarak diyor ki, asıl mesele demirden atom koparmak. Evet. Atom koparıyorsak demek ki cevap şurada. Atom kopan şey tanecik dalga değil ki. Ve onu koparabilmem için de ben dalga verirsem devamlı dalganın bir periyodu olduğu için nereye çarpacağı sonunda belli değil. Sen o şeye veriyorsun ışını ama o dalgaysa nereye, hangi konumda, hangi güçlükle, hangi momentumla çarpacak. Onu bilmediğimiz için Einstein şunu söylüyor. Tanecik modelini düşünürsek ve taneciğini kuvvetlendirirsek işte metalden atomu böyle koparıyor. İşte biz de buna fotoelektrik etki diyoruz ve Einstein'ın 1921'de aldığı Nobel ödülüne geliyoruz. <laughs> Planck, Max Planck diye bir YouTube hesabı var şu anda o da. <laughs> o da o da, o da, o da <laughs> Ben de dayanamıyorum <laughs> onun yorumlarına. Ben alır. neler yaşadım anlayın diye. <laughs> ya aslında ne kadar e Pratik bir sorunla yıkıyor. Einstein'ın sorunu da görelilikte pratik bir sorunla zaten çıkıyor. O birazcık süslemek için onu biraz daha sonraya saklayayım. Umarım şimdiye kadar hani birazcık kafamızda oturmuştur bu serüven. var Sizi de unutmayalım diye yazmış. Neredeydi? Hmm. Ha. Röntgen de var. Röntgen'i de unutmayalım. Röntgen ilk, ilk Nobel ödülü Röntgen. Hertz'i de unutmayalım. Evet haklısınız. Hertz'i de unutmayalım. Hertz çok önemli bir insan aslında. Ee, bu James Clerk Maxwell 1864'te bu Maxwell denklemlerini buluyor. Bulduktan sonra yani aslında o böyle elektromanyetizmayı ta tanımlıyor. Ama yani denklemlerin sonuçları o kadar engin bir hale geliyor ki. Ya yani bir işte az önce dediği gibi işte ışık, e, işte elektromanyetik dalga vesaire. Ondan sonra e, Henrik Rudolf Hertz 28 yaşında full profesör ve e, ondan sonra atlıyor e, ben bu teoriyi kanıtlayacağım diyor. Arkadaşlar 28 yaşında profesör. Birçok arkadaşımız daha 28 yaşında üniversiteyi bitiremiyor. <laughs> ya ben e, ben geç bitirdim ama ya, 20... ya, kısacası adam full profesör oluyor düşünün. Neyse. Bir şey Heisenberg var böyle. 29'unda ordinaryus professor oluyor arkadaş. Hadi. <laughs> o, da, o da öyle. <laughs> o da bir deli. Onu da hep <laughs> Neyse o sırada işte bu Maxwell denklemlerine kanıtlamaya girişiyor. Yani deneysel olarak kanıtlamaya girişiyor. Ama bir sonuç, sonuç şey yapamıyor. Ondan sonra sınıfta bir gün öğrencilerine böyle elektrik kıvılcımlarını gösteriyor. Bu sırada adamın da beyninde kıvılcım çakıyor. Ve e, bu kıvılcımların kablolar üzerinde elektriksel bir titreşim oluştuğunu fark ediyor. Ve sonrasında bu deneyler yapıyor. Bu deneylerde de bu titreşimlerin bu ivmelenen elektrik yükleri olduğunu anlıyor ve bu Maxwell teorisine göre de elektromanyetik dalgaları oluşturacağını fark ediyor. İşte bugün bizim şu anda işte örneğin mikrofonda mikrofon sonuçta benim benim şu anda konuştuğum mikrofon aslında bir elektrik dalgası üretiyor benim sesimi alıyor, elektrik dalgası üretiyor ve karşı tarafı iletiyor işte, Eri'ye iletiyor, erik onu duyuyor, ondan sonra size iletiyor, bütün yani bütün dünyayı bu şekilde gidiyor. Sadece bu da değil işte ya, yani. bütün elektromanyetik şey zaten yani yapılan şey bu, bununla beraber e, hatta işin şey tarafı da ilginç tarafı da şu adam e, 29 yaşında bunları buluyor, bulduktan sonra bu metrelerce öteden e, ...sinyalleri gönderiyor ve... ...çok uzaklardan geri alabiliyor. Bunu fark ediyor. Ve e, bu metrelerce... ...ilerden alınan bu sinyaller de ...işte bugün bildiğimiz e, telefonun da... E, ...yerine geçmiş oluyor. Yani bu radyo dalgalarının da keşfine yol açıyor. Ve... E, ...1890'lı yıla... ...o zamanlar falan... ...hatta şey olayı var ya... ...bu kablosuz elektrik iletiminin... Yani ...elektrik iletim değil mi ya... Yani ...kablosuz iletilen bu dalgaların... Aslında herhangi bir pratik bir şey olduğunu düşünmüyor. Adam pür fizikçi ya yani bildiğin kafadan çatlak pür fizikçi yani bunu ya insanlar bu işi kullansın ya da kullanır ya da kullanamaz umurunda değil. Zaten amacı da o değil yani sadece Maxwell denklemlerini çözmek için uğraşıyor ve ee ondan sonra da. Biliyorsunuzdur bunun hikayesini de belki duymuşsunuzdur. Marconi var, işte Google olma Marconi var. Bu Marconi de hemen bakıyor olayı. Ondan sonra gidip kablosuz iletişimin patentini alıyor. Ondan sonra Marconi telgrafları vardır, malum, işte ve ondan sonra işte İngiltere ile Kanada arasında telgraf haberleşmesi yapmaya başlıyorlar falan. Yani 1900'lerin en başlarında olan şeyler bunlar ve bu şekilde ilerliyor. Yani kısacası Hertz'i de unutmamak lazım. Hertz şu anda ya belki çöz, sence çözülür müydü? Başkası yapabilir miydi? Yapabilirdi büyük ihtimalle. Sonuçta ortada Maxwell denklemleri ortada. Ama Hertz gibi bir insan bunu yaptığı için ondan sonra artık bugünkü hayatımızın en önemli şeylerinden bir tanesini gerçekleştiriyor ve işte bugün işte megahertz, kilohertz bunları işte kullandığımız bu hertz'i de bulmuş oluyor. Hertz'i unutmayalım dedin. Teşekkür ederim. Hertz'i unutmamamız gerekiyordu. Evet. Şimdi Einstein'a geliyoruz. Evet. Geldik. Sonunda, evet. Geldik. <laughs> Sonunda geldik. Şimdi Einstein'ın Einstein yapan ee, bir mucize yıl dediği latincesi annus herhalde. E, mucize yılı var. Şimdi iki kişinin mucize yılı var. Newton ve Einstein. Mucize yıl ne demek? Ne demek? Her evet. Bu yıllar arasında bu genelde dört yıl oluyor. Bu yıllar arasındaki her bir makale yeni bir kavramı ortaya koyuyor. Ya da değiştiriyor. Yani temelleri sarsan ve her makale bunu yapmak zorunda. Şimdi o yüzden Newton ve Einstein'ın var. Peki bunlar hangileri Einstein'ın? Birincisi söylediğim bu işte fotoelektrik etki. Metalden elektron kaçması. Buna biz fotoelektron diyoruz. Bunu gösterdiğim makale. Daha sonra burn hareketini anlattığı. Moleküllerin ekseninde atomun varlığının da bir kanıtı olduğunu söyledi. Ve böylece artık insanların tamam atom var arkadaş dediği kısma geliyoruz ve kuantumun kavgası da Niels Bohr'la buradan başlıyor. Çünkü Niels Bohr ona karşı yeni bir atom modeli. Bohr e, Niels atom atom modeli diyeydi sanırım. Niels atom modeli diye yeni bir model ortaya koydu. Tabii, tabii. İşte, Kopenhag yorumuyla bunu anlatmaya başlıyor İşte Solvay 1927'deki açıklamalarıyla. Aynı tane bütün ee, iğneleri buradan başlıyor zaten. Ben sizi uyuz oluyorum deme muhabbeti buradan başlıyor. Üçüncüsü herkesin bildiği özel görevlilik. Dördüncüsü de 1915 genel görelilik. Evet, evet. Hani bazıları 1920'ye kadar götürüyor bu mucize yılı. Bazıları 15'te bitiriyor ama herkesin ortak neferansı 1905'te başladı. Biz bu noktaya mucize yıl diyoruz ve her makale bana göre bir Nobel ödülü almaya aday. Ama vermişler, vermemişler. Politik veya herhangi bir şey. Bundan dolayı. Ve sadece fotoelektrik etkiden alıyor. Ki alsın. Hani onu da değiştirmiş. Bak size ben anlattım yani falan. <laughs> o değişim <laughs> şuradan önemli. Tesla geldi. Kuantum mekaniğinin e, temeli oradan başlıyor. Çünkü kopan bir atom varsa o atomu anlamaya çalışıyoruz biz artık. İşte burada da kuantum mekaniği yani kuantalar devreye giriyor. Einstein aslında kuant adını veren, mekaniğin ilk zeminini hazırlayan ilk kişi ve daha sonra bu mekaniği yanlışlamaya çalışıyor. Ama bu mekaniği değil aslında. Kopenhag yorumunu yanlışlamaya çalışıyor. Bunu da söyleyelim. Çünkü onun der gerçeklik ve eşzamanlılıkla Einstein'ın da ve problemi. O dolanıklıkla, kuantum dolanıklığı ya diyor hani bir şeyi seçiyorsun aynı anda diğer monokiri de ona eş değer olan elektronu da değişiyor. Artı eksi eksi ise artı oluyor. Bu eş zamanla gerçeklik Ama diyor özel görelilik bana gösteriyor ki eş zamanlılık diye bir şey yok. Çünkü mutlak zaman yok. Ha i̇şte anladı bu doğru. Bunların hepsi tamamen işte yorum dememizin nedeni de bu. Şimdi e, mekaniğin kuantum mekaniğinin diğer versiyonu da diyor ki ...süperpozisyonda her ihtimaller aslında bir evreminin temsilidir. Bir insan bir seçim yaptığında o evrenlerden birini kendi evrenine çağırır. Yani bildiğin adam diyor ki bilincin gerçekliği yaratır. Bunu Born direkt kabul ediyor ama Heisenberg ret ediyor. Hatta Born'la ikisi arasında kavga da çıkıyor. Hatta bu şey diyorlar bir makale okudum burada... Heisenberg hani küsmüş de konuşmamış da mail çekmeyi diyecektim ya. Posta göndermeyi kesmiş de falan. <laughs> yani ondan sonra böyle bir içinde de kaos var. İçinde de bunların hepsinin nedeni ne? Fizik mi? Hayır. O kavramı düşünme nedenimiz yani felsefemizden kaynaklanıyor. Hmm. Einstein'da da ile karşı çıkıyor. Fizliğine karşı çıkmıyor. Ha, ilginç. Bu yüzden Ölene kadar felsefesiyle uğraşıyor fiziğiyle. Diye. Fiziğine nasıl karşı çıkabilir? Anca şöyle. Ben her bir şeyi şey teorisi, Yani yeni bir alan teorisi bulurum. Bu alan teorisi hem özel göreliliği hem genel görevliği, hem de kuantum mekaniğini kapsar. Kapsar, evet. Yani bu kütleyi de açıklar bana, momentumu da aynı zamanda konumunu da verir bana. O zaman ben size derim ki al abi ben sizi yanlışladım. Böyle bir şey yok." Ama bunu yapamıyor Ölene kadar 1955'e kadar. Zaten ömür ama boyu şey da uğraştığı var. şey bu zaten. Hep diyorlar işte The Theory of Everything. Yani ölene kadar bunu uğraşıyor ama beceremiyor. Hoş kimse beceremedi hala. Einstein'dan sonra da beceremedi. becerebilir miyiz onu bile bilmiyorum ben hani. Yani bakacağız, göreceğiz. Güzel olurdu ya. Dilim ne... teorisi falan bunlara bir alternatif diyorlar ama çok o konuda bilmediğim için bana da birazcık bu Platon yorumu gibi geldiği için biraz deneyimden bağımsızlık. Ee, ve çok fazla matematiksel modelin girmesi olduğu için sicim teorisine çok sıcak bakmıyorum kanımca. Ama bilmiyorum belki toparlayan teori o olabilir. Ya ben güzel olur diye düşünüyorum yani sicim teorisinde umarım kanıtlanacak herhangi bir şey olur. <laughs> güzel yani güzel bir güzel bir matematiksel teori, sonuçları çok güzel. Ya herkesin dediği gibi Einstein bir gün yanlışlanacak. Ama ne zaman acaba biz görebileceğiz mi? Umarım görürsek de o yanlışların insandan bir imzalı bir şey alırım ki bakıyorum mektupları falan çok pahalı yani şu an. Bir satsam paraya para demem o insanlar ya. Yani. <laughs> Onun için. O zamanki şeyler diyorsun. Ha. Yani. bir adam postacı gelmiş. O zaman parası mı yokmuş? Ne? Bir imzalı bir adını söylediğini yazmış. Bir iki kelime yazmış. Adam ileride o mektubu satmış mesela. Yani. <laughs> e tabi çok o zamanlar böyle e-mail falan yok böyle bilmem chat'dir bilmem nedir DM atmak falan filan olmadığı için böyle bol keseden atamıyorsun yani böyle mektup yazamıyorsun. Doğru. Sayı az olunca. Evet. Şimdi buradan Niels Bohr'na geçiyorum ben. Kuantum yavaş yavaş başlıyor. Niels Bohr birincisi Einstein'ın çok iyi bir fizik arkadaşı. Çalışma arkadaşı. Ve aynı zaman 1923 yani Einstein'dan 2 yıl sonra Nobel Fizik Ödülünü alıyor. Daha sonra 25'te de onun öğrencisi Heisenberg alıyor. Şimdi Niels Bohr şu bakımdan e, çok önemli. Çünkü Einstein'ın e, fikirlerini hem karşıtlık hem yeni bir model hem de kendi modelini korumak için de Einstein'a karşıtlık gösteriyor. Yani e, bize çok büyük bir miras bırakıyorlar. Hem düşüncede hem fizikte. Ve Niels Bohr ee, özel atom modelinde temelde Einstein'in e ilk karşı çıktığı şey şu diyor. Evet bizim bir atomumuz var ve bu atomun bildiğimiz ölçekte yörüngeleri var. Ee, ortada proton ve nötron var. Hatta o zaman nötronun bilinip bilinmediğini bile hatırlamıyorum. Sanırım bilinmiyordu. Sadece proton biliniyordu. Evet. Elektron biliniyor bir de çevresinde gezinen. Ya gezegenler gibi bir şey düşünülüyor. Doğru. Evet, evet. Ee, e, hatta Heisenberg yörüngeleri de yatsıyor. Ama Born kabul ediyor diyor ki elektronlar kuantum sıçramaları yaparlar bu yörüngeler arasında. Yani birden büyük bir momentum verirler. Demek ki büyük bir enerji toplarlar ve e, enerjiyi e, aktarırlar. Ona bir şey deniyordu da unuttum şimdi Türkçesini. E, verirler. Yani adam şunu söylüyor. Einstein'ın kafasındaki modern hala e, atomda şu Ortada protonlar, elektronlar var ve biz bu elektronları kopartarak fotoelektrik etkiyi görebiliyoruz. Ama bunun vermemizin nedeni de biz elektrona daha büyük bir elektron evet. vererek o yörüngeden koparıyoruz. Ama böyle diyor ki onu ben gözlemlediğimde elektron bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya atlıyor. O atlamaklık işte mutlak zamanla ortaya çıkıyor. Ve Einstein'ın karşı çıkışı da buradan başlıyor. Diyor ki e, Nispor, Fiziksel bir doğa tamamen gözlemlenmeden önce yoktur. İnsanların doğaya karşı tasarımları vardır. Tıpkı Platon gibi. Ve insanlar o tasarıma e, daha doğrusu gerçekliği o taşı, e, tasarımıyla ulaşmaya çalışırlar. Yani fiziğin görevi diyor bu kendi makalesinden. Hangi makale olduğunu yazmayı unutmuşum. Gizliğin görevi doğanın ne olduğunu bulmak değil, doğa hakkında ne söyleyebileceğimizi ortaya koymak. Niels Born böyle düşünüyor. Ve diyor ki seçim oluncaya kadar diyor elektron eş zamanlı seçim yapar. Yani atlar. Ve radyasyonla sürekli ve mutlak bir güçle devam eder. Radyasyon dediği de ondan çıkan enerji elektronun kopma biçimi. Neden kopuyor? Çünkü bir oradan bir oradan daldan dala atlıyor arkadaş özetle. Yani adam yerinde durmuyor. İşte Einstein buradan işkilleniyor. Çünkü diyor ki bu bana şunu demek. Bir doğa önceden belirlenmiş ve bize bir şeyler anlatan bir model değil. İkincisi ben onu asla bilemem. Hı hı. Üçüncüsü ben gözlemimle değil bilincimle onu seçiyorum demek. Ve bunu mutlaklıkla yapıyorum ben hala. Sen Newton'un benim yanlışladığım şeyini geri getirdin. Onu uzay ve mekanı bir olgu dünyası olarak değil yine Platon gibi aklın içinde koydun. Ve dedin ki teorik olarak mutlak zamanın içinde hareket ederler. Ha. E neden olgusal dünyada hareket etmezler? Çünkü sen seçene kadar her konumda hareketi olanaklıdır. Sen seçtiğinde onun olgusal konumdaki gerçekliğini var edersin. Einstein diyor ne oluyor arkadaş demek ki sen gerçeklik algımızı reset ediyorsun. Diyor. İşte Kopenhag yorumu buradan devreye giriyor. Daha sonra Heisenberg işte diyor ki, e hocamın söylediği yörüngeler bile yok ki. Ben bunu da yanlış diyorum diyor. Bunun da olmadığını onun aslında yokluğuyla anlatıyor. Hmm. Yani şurada o, e şey görüntüde bu. de gösteriyorum zaten evet. Aha. Evet işte Einstein'ın düşündüğü basit model bu. Ama şeyin düşündüğü, Born'un düşündüğü, bunun atlamalar yapan e, ve radyasyonu sürekli güçlü halde mutlak bir şekilde karan bir model. Ve bunu adam e, bu sayede Nobel ödülü alıyor. Bakın ya bu da enteresan çünkü Nobel'e biz ne diyorduk? Bir yaşaman gerekir, iki deney ve gözlemle kanıtlanması gerekir. E, deney ve gözlemler var. Kuantum mekaniğini kanıtlıyor ama bu yorumun gerçek olduğunu söyleyen bir kanıt yok. Biz deneyin üzerine hala yorum yaparak o yoruma ulaşıyoruz. Ben şimdi gösterdim o video neden de şundan dolayıydı. Çift yarıkta biz aynı de gözlemle ne yaptık? Çip, çift yarık deneyinde de bir görüntü var kesikler halinde evet. ve o çarpa 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 bir süreçten sonra bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki taneciği de gösteriyor. Çünkü onun olma süreci vardı. E aynı deney, aynı model, aynı açıklama ama yorumumuz farklı. Birine tanecik modelinin kanıtlaması, bir tanesine dalga halkı modelinin halkı. kanıtlaması dedik biz. İşte bu, bu düzlemde felsefenin ve bilimin, özellikle bilimin içinde fiziğin, e eşliğini ve birbirlerine bağlılığını ortaya koyuyor. Tamam felsefenin içinde uçuk, Mutlak platonist idealist bir yorum da var. Ama ayaklara basan Einstein'e söylediği olgular dünyasını, bizim varlığımızı hadi olguları değil yani biten bir süreci değil, olma sürecini açıklayan bir imkanı da bize anlatıyor. Ve biz bu imkanı anlamak için çünkü o süreç devam ediyor, hala sonucu bilmiyoruz, ancak aklımızla ona bir tasarım ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu böyle bitecek. Bu böyle olabilir. İşte felsefeyle belki ilgili olanlar iki kişi duymuştur. Bir, David Hume der ki oldular dünyası yoktur çünkü güneş ben onu görene kadar her gün varlığını tekrar mı edecek? Böyle bir şey mi olabilir diye bir e, bilimin içine bir soru atıyor. Yani o kadar gerçeğiz ki biz her dakika onu deneyimlememiz mi gerekir? İkinci kişi de Kant. Kant da diyor ki kavramlar olmadan deneyler anlamsız, deneyler olmadan kavramlar muğlaktır. Ve bir ikisini kullanarak yeni bir bilgi ortaya çıkartırız. Bunun içinde yeni bir bilgi e, modeli ortaya Aklımızda Aklımızla, deneyler aracılığıyla, duyu deneyimleri aracılığıyla yeni bir bilgi. İşte bilim bunu da alıyor, götürüyor. Tabii e, Einstein Kant'ın şu şeyini yanlışlıyor. Kant da hala orada Newton'a çok e, büyük bir merak beslediği için mutlak uzay ve mutlak mekan diyor. Hatta mekanlar ardışıklı. Nasıl yani? Hani öyle ki mekanlar böyle arka arkaya dizilmiş bir plaket gibi. Biz, göre. biz herhangi birisinde Ar miyiz yoksa zamanla bir öteki bir me mekana yani, mı geçiyoruz? Yüzlemin düz içinde bir mekanın içindeyiz. Hareket ettiğimizde o plakadan o plakaya. O mekandan o ha, mekana. Fiziksel gibi. hareket ettiğimizde zamansal değil. Hmm. Fiziksel hareket ettiğimizde plakadan plakaya geçiyoruz. Çizgi film şeyi gibi yani aslında bir nevi. Aynen aynen. Çizgi aynen. filmde oynar biz gibi oynuyoruz. Evet bu işte şey e, kimdi o? Ee, Zenon paradoksu gibi. Yani hareket var mı yok mu? Kant bunu söylüyor. Çünkü neden? Uzay ve mekan, e, pardon uzay ve zaman birbirlerinden bağımsız ve mutlaklar. Ama Einstein bunu söyleyince e, Kant'ın bu yorumu da aslında e, yaralanıyor. Bundan sonra neopozitivistler çıkıyor. Onun kavramlarıyla olgulamaya, e, olguları açıklamaya çalışan bilim insanları ortaya çıkıyor. Reinbach var mesela. Türkiye'ye falan da gelmişti. Hans Reinbach. biri. Wittgenstein en basitinden. A, e, Karl Popper'ın karşı çıktı. en büyük olgucu. Hmm. Mantın Kant'ın Hatta Karl Popper e, der, Logik, der herhalde. Bilimsel mantığın ara, araştırmanın mantığı Türkçe söyle çevriliyor. Orada direkt şöyle söylüyor. Kant yüzünden yanıldık. Kant yüzünden yanıldığımız için Wittgenstein gibi dilciler bize yanlış bir bilim ortaya koyuyor. Bilimin doğrulamacılıkla hareket ettiğini söylüyor. Bunun nedeni Kant'taki o mutlak zaman ve mekanda takılmaları. Biz bir bilimsel veri alırken doğrulamaz yanlışlarız. Neden Einstein gerçek bilim yaptı? Çünkü o şunu söyledi. Aklında büyük bir tasarım var, bir bütün. Ama ben onu tikeli indirebiliyorum. Çünkü şunu söylüyorum. Benim teoremim iki şey büyük şey üzerine kurulu. Bir referans sistemleri değişse de e, konumum eğer belliyse o değişmez. Hı hı. İkincisi ışık hızı sabittir. Ve bununla birlikte ben şunu söylüyorum. Mesela ışık e, güneş tutulmasında ışığın yörüngesi sapacak mı? Saparsa ben haklıyım sapmazsa ben yanlışım diyor. Yanlışlanmaya açık. Ama bu kişiler yanlışlamaya açık değil. Ve e, Karl Popper basitçe şunu söylüyor. Bir metot kullanabilmek için doğrulama metodu doğrulama ilkesi olması gerekir. Ama doğrulama ilkesi şu demektir. Ben bütüne ulaşabilirim. bütünün sonsuzluğu her zaman düşünebilirim. E, ruhsal olanlar benim gözlemleyemediklerim yoktur. Gözlemleyebilenler vardır. Ve onları dışlamam gerekir. Ne bunu Einstein yapıyor ne Popper yapıyor. Diyor ki var mı yok mu bilmiyorum. Ben bunu kanıtlayamam çünkü mutluğa ben ulaşamam. Ben şunu yaparım. Ölçebildiğim bir temel mutlağı küçük bir referans sistemine bir tekile indiririm. Bir önermeye indiririm. En basitçe söylemem gerekirse. Bu önermenin doğru olup olmadığını kontrol ederim. Bunu yanlışlamaya çalışırım. Ama diğerleri sonsuz bir biçimde bu şey dizgeye devam eder. Bir yeni bir şey söyler, diğeri yeni bir şey söyler. Hangisi doğrudur? Belli değildir. Hmm. İşte Kant'lar, bu Popper'lar burada devreye giriyor. Burada Kant'ın uzayı ve zaman mutlak değildi. Sadece bir referanstı demiş. Ah, başka bir şey alacak. Referans yani. da de değil. Hatta aklın şeyleri şeyleriydi. Kategorileri de değil. Türkçe nasıl geçiyordu? Kan yani Ka uzay ve mekan diye onun özel bir şeyi var. Tasarımı var. Nesneler bunun içinde ancak tasarıma sahip olur. Tanrı mesela tasarımlanamaz. Neden? Çünkü uzayın ve e, zamanın içinde değildir. Veya işte sonsuzluğu... Ama bu bir kabul değil, değil mi? Yani ön kabul değil mi? Tanrının sen... Ön kabul, ön sen kabul, Tanrı'nın Tanrı. böyle bir şey olduğunu işte uzaydan ve zamandan... E, bağımsız olduğunu bağımsız düşünerekten oldu. ben böyle bir tanrı tanımı yapıyorum deyip geliyorsun. Ondan sonra tıkır tıkır altına i̇şte dolduruyorsun. Aslında kategori de değil kategorileri de kapsayan bir düşünme temeli. Urteil diyoruz biz Almanca. Temelimiz. ön yargımız bizim. Hmm. Kantın, yani bu uzay ve zaman öyle şey de değil. Yani bir algı temeli de değil. Algıya ve duyuma e, ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında insanın aklındaki. Ben zamanı ve e, uzayı bilmeden hiçbir şeyi deneyimleyemem diyor basit. Ama işte mutlaklıkla bunu eşdeğer kılıyor. Sıkıntısı da orada. Burada bir soru daha vardı. Tüm bu bilimsel ve felsefi konuları fenomenolo fenomenoloji akımıyla nasıl yorumlayabiliriz, kavrayabiliriz? Sorar mısınız Erik Hocam'a rica etsem. Fenomenoloji ne demek öncelikle? Girersek çıkamayız hocam. Çıkamayız. <laughs> onun için, tamam. Onun için ben şeyi daha çok anlatmak istiyorum. Yani çok güzel bir soru. Fenomenoloji işte felsefenin son disiplinlerinden biri. Fenomenon'dan geliyor Yunanca. Fenomenden yani. İşte fenomen de insanın, e, yok insandan gitmeyelim. Bir şeyin kendini gösterme biçimi. Işığın fenomeni ha, fenomen, evet. Bir şeyin gözlemleyebildiğimiz hali. Fenomenoloji de o görünen üzerine loji yapmak. Yani düşünmek aslında. Özetle bunu söyleyeyim. Ama o çok çok başka yerlere gidiyor. Yani Martin Heidegger'ler, Husserl'ler falan. Şu yorumda yerlere... felsefe bir bilim dalı değildir. Kuantum mekaniğine giden yolda düşünce yapısını geliştirmek özellikle teorik fizikçilere yol gösterdiyse yadırganamaz. Evet felsefe bir bilim dalı değildir. Bilim dalı olsaydı ben bilim insanı olurdum ve felsefeci alanında olurdum ya da felsefe alanında olurdum. Bilim dalı değil ama Kuantum mekine e giden yolda düşünce yapısını değiştirmede özellikle teorik fizikçilere yol gösterdiği ise teorik fizik ne demektir? Teoriye ne demektir? Realite ne demektir? İşte bu Heideggerler, Kantlar, Einstein'lar bunları düşünüyor. Ben size kendi blogumla çevirdiğim bir Einstein'ın bir yazısı var. Orada deney ne demektir? Kavram ne demektir? Onları açıkladığı kendi yazısı var hatta. Onu okuyabilirsiniz. Ben unuttum da en son bir Twitter'da paylaşmıştım. Ben şimdi bulurum. Onu. Mesela onun da yorumu var mesela. Einstein de diyor bana göre deney budur. Bana göre şey budur. Hocam ben e, kısaca şu şey vardı ya yazı vardı ya, bitmeden e, bir, bu, bir saat 15 dakika mı oldu herhalde? Tamam devam edebiliriz devam ederiz. Tabii tabii. Tamam ben bu ben Heisenberg e, Einstein'ın bu Solvay konferansından sonraki bu benim çevirdiğim iki sayfa falan tutuyor ben okumayacağım belli yerlerdeki belli önemli şeyleri söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi 1927. E, onu söyleyecektim ben de tam hocam açar mısınız diye. Son ve konferans. Burada kimler var? Arkada görüyoruz. İlk oku çıkarttım ben. Schrödinger var orada. Hemen yanında genç bir insan var. Heisenberg. Herhalde 25'lerinde falan burada. Masum. Ondan sonra en aşağıda şapka tutan kişi Max Planck. Onun yanında Lorenz. Bu James Clerk Maxwell'in dönüşümlerini elektromanyetizmayla ile ilgilenir. Onun yanında e, iftarımız Einstein. <laughs> Onun hemen inersinde bir kişi daha vardı. Onu göremiyorum şu an. Ok çıkarttım. Neyse Curie kü de söyleyelim. Hemen. O da her zaman yani bayağı bir uzun süre 1940'ları kadar sanırım. E, konferansta görmüştüm ben onu yaşlanıncaya kadar. Einstein Amerika'ya gittikten Aa, sonra. bir dakika Salve. Solvay konferans hala devam ediyor sonuçta Almanya'da değil mi? Evet evet evet. Tabii, doğru tabii. Solvay Öğrenci evet, Konferansı evet. diye bir şey vardı zannedersem. Doğru ben de katılacaktım hatta ya. Ben de bir başvuracaktım hatta. Bir şey oldu gidemedi. Doğru doğru ya. Almanya'daki arkadaşlar Peki, bak, varsa Burada temel direkt bu. Yani Max Planck ve eee Curie Herhalde de 3 birden devamlı katılıyorlar bu şeylere. Ama bir yerden sonra Einstein kaçmak zorunda kalıyor. İşte Heisenberg gitmiyor. Nisborn Norveç'e göçüyor. O da gelmek istemiyor falan. Azalıyor. Yeni insanlar geliyor falan. Her konferansta değişiyorlar. Ama neden 27 önemli? Bir. Altın takım bu. Durma. Yani çok büyük insanların bir yerde olduğu. Evet. Hala var diye göstermek istiyorum da bu Solvay konferanslarına arkadaşlara. Solvay konferansı. Buna atlayıp gidebiliyorsunuz ya öğrenciyken gidebiliyorsunuz bakın. The conference will be followed by a public event on Sunday 22nd, May 20, 22 May 2022. Bak şey açılmış örneğin. 19 Mayıs 21 Mayıs arasında yapılacakmış. By invitation. Oh, by invitation only. Ama bu konuşan fizikçiler için değil mi? Öğrenciler katılıp izleyebiliyor diye biliyorum ben bunu çünkü. Online katılım belki vardır. Zaten hani e, eskiden sadece o insanların yazdıkları makalelerden veya birbirlerine mektuplarla o konferansta ne olduğunu biliyorduk. YouTube'a mesela sol ve konferansı yazsanız hocam şimdi. Ben video koyayım diye baktım. Herkes çıkışlarını gösteriyor insanlar. İşte şu insan, bu ünlü kişi, bu şunu yapmıştı. Neden? içeride ne konuştuklarını bilmiyorlar. İnsanlar birbirlerine attıkları mektuplarla veya açıklamalarıyla bunları söylüyor. Ha. Şimdi 1920'de ha. ne oldu? Asıl tema neydi? Asıl tema Bern ve Heisenberg'ün yaptığı e, elektron ve fotonlar başlıklı konuşmaydı. Ve Heisenberg ve e, Böhm burada kuantum mekaniğinin e, Kopenhag yorumunu, e, yorumunu söylüyorlar, açıklıyorlar. Ve Heisenberg burada Almancasında Schild dediğimiz kesit veya kesme dediğimiz klasik me e, mekanikle kuantum mekanikteki şu şeyi söylüyor. Diyor ki insan gözlemleyene kadar olasılıklar bütününde bir deney gözlem sahası içerisinde. Ne zaman ki bilim insanı deneyin sonuçlarını yorumlamaya başlar orada şiit eder, kesit açar. Ve işte kuantum me mekaniği orada klasik mekanik haline gelir. O zamana kadar biz gerçekliğin tüm varyasyonlarına sahibiz. İşte bu e, yorumu savundukları 1927 konferans. Biz Hı. bunu nereden biliyoruz? E, bölüm mektupları, Oraya katılan kişilerin birbirlerine mektupları ya Einstein şöyle demiş hatırlıyor musun bak bu böyle açıklamıştı ne diyor bu ya falan dedikleri Bu mektuplar makale değil değil mi yayınlanmış makalelerdi değil, bunlar birbirlerine birbirlerine, birbirlerine mektuplar bizim var. mail atmamız gibi bir şey yani hey ben bunu buldum sen ne düşünürsün falan böyle Benim okuyacağım kendi çevirdiğim şey de bununla alakalı ben bunu söylemeliyim şimdi e, konu 1926 bari dediği için sol ve öncesine gidiyor Heisenberg'in 1969 yılında şu an kitap halindeki Detail und die Grenze yani Parça ve Bütün diye bir kitabı var. Şimdi burada kendi yazdığı şeyle Einstein'ın bu Kopenhag yorumuna neden karşı çıktığını görüyoruz. Burada bu yazı e, Heisenberg'in yazısı. Ben bu yüzden bunu okumak istedim. Şimdi şöyle başlıyor. Çok hızlı okuyacağım. Ama bu argümanları göreceksiniz. Felsefi argümanları. Neden karşı çıkıyor? O zaman çok ben? hızlı okuma. <laughs> Normal oku. Tamam. 1926 barında Einstein benimle bir yürüyüşe çıkmak istedi. Ve ondan beklediğim biçimde o yürüyüşte düşüncelerime saldırdı. Einstein bana dönerek şöyle dedi. Biz anlattıklarınız son derece tuhaf geliyor. Atomun içindeki elektronların varlığını varsayıyorsunuz. Ve muhtemelen bu konuda, bu varsayımızda da oldukça haklısınız. Ama bir gözlem odasında elektron izlerini gözlemlemesek, gözlemlesek bile yörüngelerinin düşünülemeyeceğini söylüyorsunuz. Hı hı. Ben demiştim ya, varsa varsayı ama Heisenberg ret ediyor. Hatta onların varlığını ret ediyorsunuz. Bu varsayım hakkında fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu. Bense, ki buradaki bense Heisenberg, atomun içindeki yörüngenin gözlemlenmediğini söyledi diye hatırlıyorum. Ama bir elektronun yükü boşalırsa ve bu boşalma sırasında bir radyasyon ortaya çıkarsa, ha benim aklıma gelmeyen şey o elektron atlanımları, elektron boşalımları. Burada bunu demeye çalışıyor. Bu boşalma sırasında bir radyasyon ortaya çıkarsa, elektronların frekansı ve genliklerinde aslında atomun varlığı ve yörüngesi anlaşılabilir. Bundan önce biz Elektronların yörüngeleri hakkında herhangi bir bilgiyi gözlemlemedik ki. İyi bir teori doğrudan gözlemlenebilir büyüklüklere dayanması gerekir. Bunu baştan tekrar söyleyeceğim. E bir şey söyleyecek misiniz hocam? Yok yani yok. evet. Gözlemlenecek herhangi bir şey yok zaten. Bir teknoloji de yok o sıralar sonuçta. elektronun Yok yörüncesi... Yani benim karşı çıkışım diyor <laughs> bunun gözlemlenememesi diyor. Adı üstünde zaten Üç. elektron mikroskopu da zaten bunlardan sonra icat edilebiliyor. Ha. Şimdi iyi bir teori doğrudan gözlemlenebilir büyüklüklere dayanması gerekir. Bunu söyleyen Heisenberg. Siz de bunu yaptınız her Einstein. Biz bunu Bay Einstein diye çeviririz. Eğer mutlak zaman aynı anda meydana gelmiyorsa ve bu nedenle de aslında asla gözlemlenemiyorsa mutlak zaman var olmadığını öne sürdünüz. Özel görelilikte. İşte ben de bunu elektron yörüngelerine baz alıyorum. Tıpkı sizin görelikte söylediğiniz gibi ben de elektronun yörengelerinin olmadığını iddia ediyorum. Evet. Einstein Hı -hı. evet bu akıl yürütmeyi kullandığım doğrudur dedi. Bir nefes çekmiştir orada. Ama bu yine de Düşünsene Einstein'a <laughs> sizin... yazıyorsun bunu yani. Sen bunu böyle diyorsun. Bir, de yürürken hani bunu yapıyorlar. Şu an bunu yazı haline artık adamın aklında kalmış. O da bir ayrı bir şey. Söyledikleri. Ama bu yine de sizin varsayımınızın ve benim varsayımımın Eşit olduğu sonucuna getirmiyor dedi Einstein. Sizin yanlışınız yalnızca gözlemlenebilir şeyler üzerine teori kurduğunu, kurulabileceğini iddia etmenizde. Yani gözlemin, teorinin önceden belirlenmesiyle öngörülebileceğini söylüyorsunuz. Burası çok önemli. Ya ondan olmamışsın. diyorsun sen teorik fizik ne demek dedin ya az önce. Aslında ya teorik işte fiziğin hani başlangıcı gibi bir şey. Nasıl önceden bilebiliriz, nasıl bilemeyiz de sonradan üzerine yorumladık. E, i̇lk önce teorik fizikçi demenin ne demek olduğunu bir tartışalım. Anladım. O zaman. Şimdi, ben bense zaten gözlemi... Şimdi Einstein'ın şeyini bir daha bir burada bak, argümana karşı çıkışını tekrar söyleyeyim. Sizin yanlışınız yalnızca gözlemlenebilir şeyler üzerine teorik kurulabileceği iddianızda. Siz gözlemin teorinin öncesinde belirlenmesiyle öngörülebileceğini söylüyorsunuz. Evet. Bense zaten gözlemin yani neyi gözlemleyebileceğimizin göstereninin Teorinin önceden bize varsaydığı kavramlardan yani ben size şunu söylüyorum. Elektronun yükü ve yörümge varlığını baz alarak biz onları eşleyebilir veya üzerine yorumlarda bulunabilir. Alın size iki felsefeci. Ben kavramsal olarak mutlaklığın var olmadığını baz ilerledim. Ve bu nedenle mutlak zamanın varlığını ret ettim. Hiç de bunu yapmadan, bir şeyi gözlemlemeden, yerinin gözlemlenebilir olmasıyla, gözlemlenebilir olmasıyla bunun var olmadığını iddia ediyorsunuz. İşte Karl Popper ve Wittgenstein arasında doğrulamak mı, yanlışlamak mı? Ben size şöyle dedim, diyor Heisenberg. Ernst Mach bunu yapmıştı. Einstein cevap verdi. Gerçekliğin katı bir savunucusu değilim ama onun da teorisi çocukçaydı. O gözlemin, bak şimdi gözlem üzerine adam yorum yap. Gözlem şudur diyor. O gözlemin öznel veya nesnel olarak ayrılmadığını söyledi. Onun için öznen olan basitlikti. Ancak bu bana yanlış geliyor. Basitliği sağlayan bizim zihnimizdeki seçimlerimizdir veriyi anlamlandırmamızı sağlayan kavramların kendisidir basitlik. Veriyi anlamlandırmamızı sağlayan şeyin kavramın kendisidir basitlik. Bilenler Kant'ı görmüştür burada. Einstein bunu bana son olarak şu soruyu sordu. Bir ışık yayılırken ne olur o zaman? Bir ışık yayılırken ne oluyor? Adamlar da temele inmişler. Tamam diyorlar what is light? <laughs> Şimdi e, Heisenberg burada kaçak cevap vermeye başlıyor. Beni bıraktım hadi hocama gidelim diyor. Ben ona şunu söyledim. Born bana bu meka e, mekaniğin yani klasik mekaniğin geleneksel kavramlarla anlaşılamayacağını söyledi. Bu sürecin geleneksel uzay ve zamanın bir süreci olmadığını söyledi. Bu geleneksel uzay ve zamanlarda Bay Einstein sizin yorumunuzda var. Einstein bana ince bir buzda ilerliyorsunuz dedi. Aniden doğa hakkında bildiklerinizden bahsediyor ve artık doğa hakkında kendisini bile bilemeyeceğimizi söylüyorsunuz. İşte bu bir kadar. Bir dakika oldu. bir daha söyle burayı. Doğa hakkında bir dakika bir daha de... dur. Einstein bana ince <laughs> evet. bir şimdi sorusu neydi Einstein'ın? Bir ışık yayılırken ne olur? Yani o süreci bana açıkla o zaman. Şimdi Einstein bana ince bir buzda ilerliyorsunuz dedi. Aniden doğa hakkında birliklerinizden bahsediyor. Ve artık doğanın kendisinden bahsedilemeyeceğini söylüyorsunuz. Ha. Hani Bohr ne demişti? Demişti ki biz aslında fizikle doğanın kendisi üzerinde ne olduğunu bulmaya çalışmayız. Doğa hakkında ne söyleyebileceğimizi araştır. Heisenberg de böyle düşünüyor. Einstein diyor ki gördüğümüz ve yorumladığımız şey doğanın kendisidir. Yani. işte İşte yani. karşı çıktığı şey burada. Hmm. Tek tek anlatınca bu yazısından ve Solvay konferansından önce bir yürüyüş gerçekleşiyor arkadaşlar. İki insanın konuşması. Bu kadar. Yani. İyi ki yazmış oradaki şeyi bakış açılarına. Ya o kitabı kalmış. ben de sipariş ettim. Baştan sona okuyacağım. <laughs> sadece bir pasajını gördüm internetten. Umarım daha da güzel şeyler bulursam öyle aktarabilirim. Yani ee, yani karşındaki insanlar da bir fizikçi değil sadece. Ama Einstein de değil. Bunu net biçimde söylerim. Adam deney ne demek diyor. Gözlem ne demek diyor. Kavram ne demek diyor. Teorik ne demek diyor. Siz kavramı bileceksin ki gözlemi anlayacaksın. Sen nasıl gözlem yapıp kavramı ortaya koyuyorsun? Çok, Bunları çok, söylemek çok için kendi mantıklı. aklında şeyleri var. Çok mantıklı evet. Sen diyor benim gibi düşündüğünü iddia ediyorsun ama şimdi mutluğa düşünmekle bir şeyin olmadığını söylemek arasında dağlar kadar fark var. Orada karşı çıkıyor. Sonra öldüğünde masasına bakın 1915'te çekilen New York Times çekmişti herhalde. Orada e, filozofi diye bir makale var. Masanın üzerinde. 1955'ten 55 diyorsun. Yani öldükten sonraki masası diye bir şeydi sanırım resimde. Öyle bir resimdi. Yani Einstein'ın ölürken bile çalıştığı şeylerde felsefi makaleler de var. Bunu yapmak zorunda bir teorik fizikçi kendi teoriyasını Yunancası teoriya oluşturabilmesi için. Onun için Vay be. soruyorum. Işte, bir fizikçi kendi teorisini oluştururken nasıl fiziğe e, dışlar? Yalnızca bir yardımcı araç ki Adam kendi kullanıyor işte. Teorik fizik zaten bu. Teorik fizik işte aynen ne yani? Demek ha. ki orada orada düşünüyorlar ya. Orada teorikten kastın ne? Anladığım kadarıyla sonuçta işte Newton'dur. Doğa olmadan zaten bir şey şey yapamazsın. Doğada gördüğünü an ancak açıklayabiliyorsun. Newton'undan tut Galileo'sundan tut işte o eski zamanlardaki insanlara ta Şimdi sen ben atomun, içine, için. atomun içine atomun içine indiğin anda bu sefer atomu görebilecek herhangi ne bir var. teknolojin de yok. E sen ne yapacaksın bu sefer? Teoriler üreteceksin. İşte teorik fizik diye bir şey ortaya çıkartıyorsun aslında o zaman. Şimdi Einstein'ın karşı çıkışının e, öncüler halinde şeyleri neler? Kuantum, e, Kopenhag yorumuna. Kuantum mekaniği. Evet, tam Birincisi özet, dediğim gibi. Evet özet halinde şey özet. yapalım da yani insanlar e, bütün programı izledik izle, evet çok çok faydalı şeyler var. Sonuna da yani evet Mahizli şundan konuştum, şundan şey şundan şundanmış diye insanın akılda kalacak şekilde bir özetlerim evet. Birincisi ne gördük Einstein'ın söylediği gibi siz deney ve gözlemin sonuçlarıyla kavramları oluşturamaz. Önceden bir kavramınız olması gerekir diyor Einstein. Bunun içinde diyor ki ben kavramları bilincimle değil, önceden varsayımlarım yani deney ve gözlemi kullanarak var edebilir. Ama aklımda bir kavramım olması gerekirdi. İlk karşı çıkış başlıkta şu. Gerçeklik bilinçle kurulamaz. İkinci varsayım şu. Alan teorisindeki sonsuzluğu e, sıkıntı. Diyor ki bu kuantaların devamlı ve sonsuz biçimdeki kolumlarının var olabileceği e, varsayımına ben karşı geliyorum. Çünkü sonsuzluk ve eş zamanlılık yoktur diyor. Sonuncusu kuantum dolanıklılığı. Bir ben göz e, yine monokil diyorum ya. Bir elektronu gözlemlediğimizde diğer S, e, eşi aynı anda e, onun karşıtı oluyor. Bu eş zamanda gerçekleşiyor diyorlar. Buna karşı çıkıyor. diyor ki eş zamanda yoksa bunları biz önceden e, kutu örneği veriyor. Diyor ki bir kutuya biz eldivenin sağ sağsını koyarız, diğer kutusuna solunu koyarız. Önceden belirleriz. Biz açıp da aa bu kutuda sol varmış demek ki pat biz diğer evet. kutuda sağ yarattık olmaz diyor. Evet. Bunla alakalı çıkıyor. program yapmıştık bu arada Mustafa baktım? ile Mustafa Hoca'yla. Bunu da şuradan izleyebilirsiniz diye notumu koyayım. Ee, ve sonra işte e, Paul Dirac dediğimiz e, kişi çıkıyor. Bunu geçer miyiz, geçmez miyiz? sizin kendi Yok yok geçelim diyeceğim. geçelim geçelim. Tamam. Yok bayağı ee, arkadaşlar bayağı, arkadaşlar bayağı yorum güzel yorumlar var. Devam etsin Tamam. O zaman Paul Dirac'a geçelim. Şimdi Paul Dirac kimdir? Ee, i̇şte 1927'den sonra yaşayan, e, 1902'de doğan, 1927 yani Solway'de genç bir fizikçi olan bir insan ve bu insan şunu yapmaya çalışıyor. 25 ben yaşında, diyor, zaman, düşünün 25 yaşında tabii Solway canım. konferansında biz 25 yaşında ne yapıyorduk? Düşünün. Ben 26'ya girdim mesela, <laughs> evimde kahve içip bir şeyler anlamaya çalışıyorum. <laughs> yani şimdi Paul direkt şunu yapmaya çalışıyor, Einstein'ın Einstein'in relativitesiyle e, kuantum mekaniğini bir araya getirmeye çalışıyor. Ve bunun içinde diyor ki süperpozisyon ilkesi diye bir şey var. İşte bu süperpozisyon şu demek kuantalar sonsuz bir biçimde e, bulunurlar ve süperpozisyon dediğimiz bu pozisyon bütün olasılıkların aynı anda meydana geldiği yerdir. Şimdi sadece bunu söylüyor üstüne yorum yapmıyor. Hangisini seçeriz, nasıl seçeriz? Hangisine kuanta deriz? Bu kuantanın işte biz ko momentumunu, konumunu aynı anda ölçebilir miyiz falan? Bunlara yorum yapmıyor hala Heisenberg ekseninde. Şunu söylüyoruz biz. E, Momentumuna bakıyorsak, ölçüyorsak, konumunu, konumunu ölçüyorsak momentumunu yani hızını bulamayız. Şimdi daha sonra diyor ki elektromanyetik relativitit, kuantum diye bir kendi şey teorisi var. Burada dediği de şu. Elektromanyetik alanın doğası atomun enerjisini değiştirir ve iyonların sapma değerleriyle biz bu enerjiyi görebiliriz. Bu alan nedeniyle de belirsizlik anlamsızlaşmaya başlar. Bu belirsizlik ne? Heisenberg'ün belirsizliği. Yani e, hareket ve konumun aynı anlamda ölçülemiyor. Evet. Burada yine kaçak dövüşüyor. Drak. Diyor ki ben diyor bir şeyin konumunu ve hızını aynı anda ölçemiyorsam bir şeyi referans alırım ve o referansla birlikte tıpkı Einstein'in yaptığı gibi diğerini anlamaya çalışırım. Kara delikleri biz e, e, gözlemlerken ki gibi biz kara deliği direkt gözlemleyemiyoruz. Onun Arkasına etkilediği dolaşır. şeyleri yapıyoruz. Bunu da işte kuantaya yoruyor Dirac. Bu yüzden de kendisi de bir ödül alıyor ve bunu alan teorisi adını veriyor. Ama temelinde elektromanyetik kuvvetler yani bunun temelinde de iyonik sapmalar var. Süperpozisyon fotoğrafı buldum bir tane. Hı. Süper pozisyonda üst üste binmesi her pozisyonların, her dalganın. Bu dalga pozisyonlarını tartışan iki kişi var. Bunlardan biri Niels Bohr, Diğeri de Schrödinger. Biz onu söylemedik. Schrödinger mat matriks sistemleri yaparken yani bir kuantum nasıl hareket eder derken onları dalga ile anlamlandırırsak nasıl olur? Tanecikle anlamlandırırsak nasıl olur diye kesitler halinde bir hareket modelleri ortaya çıkartıyor. Ama Heisenberg'ün belirsizlik ilkesini geçemiyorlar. Zaten Bern'le Heisenberg'ün arasındaki gelirim de burada çıkıyor. Born diyor ki Kuantum mekaniğini o kadar daralttı ki Heisenberg onun en sonunda bu yorum haline getirmemiz gerekir. Bence bu doğru değildir. Kuantumun doğasına aykırıdır diyor. Heisenberg de bunu savunmaya çalışıyor. Ee, Schrodinger'lerin bu kedi deneyi nereden geliyor? Tamamen belirsizlik ilkesini açıklamak için. Kedi yaşar mı, ölü müdür? Ben bilmiyorum çünkü Einstein'ın karşı çıktığı yer. Ben deneyimi yapıp gözlüğümü gerçekleştirdikten sonra kavramımı... ...yani ölümü veya yaşamayı görebilir. Kedi yaşıyor mu? Kedi ölüyor mu? Şeyi, kavramını da bir anlatır mısın? Şimdi özellikle kuantum teorisinde kedi hem yaşıyor hem ölü. Ölüyor. Oradaki sü ya, ya değil de anlatayım. hem hem kelimesini. Hah. Onu, onu açıklar mesela, mısın? Bu mesela klasik e, mantığın... Düşlandıktan sonra model mantık diye Frege'nin ortaya çıkarttığı bir mantık yoluyla açıklanabilen bir şey. Frege şunu söylüyor. Frege diye analitik felsefeci birisi var. Ee, Frege diyor ki, birincisi gerçeklik ve doğruluk eşdeğerdir. İnsanın diliyle alakalı. Okay. Mesela seher yıldızı ve e, ne deniyordu ona? Kutup yıldızı mı? Kutup yıldızı aynı şeydir. Ama biz iki kelimeyle söyleriz aynı kavramı. Seher işaret. yıldızı yıldızı Venüs demek bildiğim kadarıyla. Ha Venüs Venüs evet. Venüs ya da Seher yıldızı. İki ayrı kavramdır. iki ayrı kelimedir ama aynı kavramı işaret eder diyor. Ama daha sonra Ben'in Russell şunu söylüyor. Diyor ki berber paradoksu. Bir berber düşünelim. Berber ne demektir dediğimizde birisi bize şunu söyledir. Berber olmak ne demektir? Berber başka insanların saçını kesen kişi. Doğru mu düşünüyorsun? Doğru. Evet. Ben saçımı kesmek için berbere gidiyorum. Ama e, Bernard e, Russell'ın söylediği soru şurada. Berber kendi saçını kestiğinde berber olabilir mi? Çünkü başkasının saçını kesen berberdi. <laughs> evet. Ve tümel e, küme sorunu da orada çıkıyor. Evrensel kümenin kümesi de varsa Evrensel kümenin kümesi de varsa evrensel kümenin varlığını nasıl ispat edelim? Evet. Yani sonsuzluğu ben ispat edemem diyor. İşte Schrödinger'in eee biz de anlatmaya çalıştı. İşte Einstein ne diyordu? Biz mutlaka düşünürüz, bir kavram inşa ederiz. Bunu tekile indirmemiz gerekir. Çünkü biz tekili deneyimleyebiliriz. Mutlaka değil. Ama doğrulama yapan insanlar devamlı mutlak üzerine konuşur. Ama yanlışlama yapan insanlar tekil üzerine konuşur. Ben şimdi bunu baz aldığımda evrensel bir kümeye de dışlarım. Yoktur derim. Yani aslında Einstein e, kedi paradoksunu da karşı. Ben yani, ölü mü, diri mi demiyorum. Ben o kediyi kutunun içine koyamam. Çünkü o kutunun içine o kedinin sığmayacağını önceden size söylüyorum diyor işte. Ya de, <laughs> Einstein ne yapıyorsun? <laughs> Böyle ama işte bu mekaniği oturtturmaya çalışıyor bir insanlar. Biz bunu realiteye nasıl çekebiliriz? Bu belirsizliği nasıl aşabiliriz diye. Yani küçücük bir atomu, kuantum neydi? Yoğunlaşma haliydi o durumu. Kuanta dediğimiz. O durumu olgu yapmaya çalışıyor. Bu değil, açıklamaya çalışıyor. Bu zamansal bir olay değil mi ya? Yani ben kedinin... Zamansal olanı cisimsel bir şeye dönüştürüyor. Hem ölü öyle Açıklarda. hem diri olduğu aslında zamanın İki Mutlaklığı. iki, iki yönüdür. İki yönünde git, gittiğin haldir yani. Bir dakika mutlak şey olmuyor. Bir, dakika bir dakika, bir, anlamaya çalışıyorum bir dakika bir saniye. <laughs> ee, zamanın iki Ben de orada iki, dalga Iki, i̇ki yönünden doğru gidiyorsun. Ya ölüdür ya ya Niye? diridir diye. Zamanın bir tarafından aldısan ya ölüdür'e gidiyorsun ya diridir'e gidiyorsun. Ama sen diyorsun ki e, Heisenberg diyor hem ölüdür hem diridir diyor. O zaman zaman her zaman öyledir diyor. Yani tek bir ok vardır az. Ben onu gözlemleyince onu gerçeklik referansına getirdim. Ben onu gel. mu? Gerçek... Dolgu haline getir. Ben aklımla bir şey var ediyorum diyor adam. <laughs> evet. Yani soruda ve onu işte uçukluğunu anladıkları için insanlar kendi içlerinde bu mekanın içinde insanlar onu Normal bir hale getirmeye çalışıyor. Ama Schrödinger'in en basit hatası şu: bir eylem halini, bir duru durumu sen olgu haline getirip kediyle anlatmaya çalışıyorsun. Tamam, anlatabilmek için basitleştirmeye çalışıyorsun da çok yanlış bir şey. Einstein olsa derdi basitçe ki demiştir herhalde de biz bilmiyoruzdur. Ya arkadaş kedi e, atom e, hatta elektronla, kuantumla bir olabilir mi? Bunu dolanıklık halini açıklamak için kediyi kullanabilir misin? Ha ondan dolayı kediyi neden kutuya koyamıyor diye bir soru gelmiş zaten. Ha ondan ha. dolayı yani bu büyük bir cisimdir diyor. koyamam çünkü kedi zaten en başından be belli ona sığmıyor. Ha, kedi sığmıyordan kastım tamam. Şimdi anladım tamam. Şimdi anladım. Yani o kocaman kedi, bir kedi şey kedi yani. Biz burada atomik şeylerden bahsediyoruz Sen gitmişik dalga mı geçiyorsun bizimle diyor yani? Kedi koymuşsun ha. kutunun içerisine diyor. Manyak mısınız siz mantıklı. yani? Ya, çok ne da man mantıklı da yani bakıyorlar ya. <laughs> doğru doğru haklısın. Einstein'cım sevdim seni. <laughs> Bak. Ton <ya. gülüyor> ton kedi seni falan. <laughs> ya, i̇şte Einstein böyle bir insan. Çok garip. Yani Einstein Einstein yapan bu. Yani Ol hani diğerlerinden neden ayırıyoruz biz? özel görelilikle genel görevliği anlatıp e, bu kara delik muhabbetini bitirmeyi lazım. Tamam kara deliğe geçecek. Şey tamam kara delikte kara delikte makaleyi ayarlayacaktım ben de. Tamam. Evet, aynen. Aynen. Şimdi e, bu şey Rosenberg ve e, diğer diğer kimdi o adamına da hemen bakıyorum. E, makale yazmışlardı. E, karşı çıkmak için. Ha Einstein Podolsky Rosen 1935 makalesi. Ona bakmaya gerek yok. Basitçe orada işte Kopenhag yorumuna karşı çıkıyor. Bizim anlattığımız şeye onu yazılı biçimi. Şimdi e, geldik biz geri döndük daha doğrusu e, 1905'e yani özel görevliliği. Şimdi Einstein'ın kendi özel e, yazdığı makaledeki felsefe bakışını anlatmaya çalışacağım şimdi. Adam şöyle başlıyor. Hadi gelin diyor hareket eden e, bir trende olduğunuzu varsayın herkesin bildiği popüler şey. Şimdi biz ilk önce şunu yapalım diyor kendi makalesinde. Trenin içindeyiz. Elimizde bir top var. Top bakıyoruz küre biçiminde. Mükemmel küre olmak zorunda değil. Bir biçimi var. Ve kırmızı olsun ki kolay görebilelim. Ben trenin içinde havaya atıyorum. Bakıyorum ki eğer tren momentum uygulamıyorsa yani e, hızı düşüp veya artmıyorsa top düz biçimde düşer. Ama ben trenle bir hareket yapıyorum. Ama top düz düşüyor. Ya da basitçe ben nasıl hala işte amcam e, otomobil kullanırken içeride kahve içiyorum o frene basana kadar sonra evet. üstüme dökülüyor aynı şey şimdi diyor çıkalım diyor şimdi adamın anlatışına bakın bu gidişatın aynısını anlatıyorum size İlk önce trendeyiz topu attık baktık ki değişen bir şey yok şimdi diyor o topu dışarı atın dışarı attığınızda şunu görüyorsunuz ilk önce diyor top küre biçiminden eliptik biçimi alıyor çünkü uzay ve zamandaki biçimi değişiyor. Demek ki nedir? Nesne biçimini değiştirebilir. Bunu nasıl yapar? Zaman uzamasıyla veya daralmasıyla. Ya daralır, ya en genişler. Şimdi zaman uzaması ve daralması nedir? Bu örnekte anlatacağımız. Şimdi bu kısımda. İlk önce şunu anlattı. Bir trenin içindeyiz. Sabit bir şekilde geri geliyor. Demek ki referansımızı belirlediğimizde hiç bizi hareket etmiyormuş gibi geliyor. İkincisi cismin şekli değişebiliyor. Yani uzayla bir ilişkimiz var. İlk kısımda makalenin bunu anlat. Şimdi zamana geçiyoruz. İki yıldırım var. Biz dış gözlemciyiz. Şimdi trenden çıktık. Ve bu dış gözlemci Tren e, sabit bir hızla hareket ederken iki ucuna yıldırım düştüğünü görüyor. Bakar ki sabit hızlaysa tren yıldırım aynı anda. Yani ek zamanda düşmüş. Evet. Ama tren hareket edip bir koluma doğru yöneldiğinde o şey e, şimşekler çarptığında bir tanesi ilk vagona ya da ikinci vagona daha yakın diğeri daha uzakta. Neden? Işığın bir hızı vardır. Bizim görme görüşümüze gelme hızı. Ve tren o süreçte ilerlemiştir. Demek ki zaman aynı değildir. Çünkü trenin içerisindeki gözlemci ilk şimşeğe doğru gittiği için onu daha kısa sürede algılayacak. Diğer şimşeğin uzaklaştığını zannedecek. Ama her ay Yaklaşık... ikisi de aynı anda inen şimşekler. Aynen. Bunu unutmayalım. Hala aynı anda. Hala aynı anda. Şimdi laf kısım şurada. Saat kulesine gidelim diyor. Biz bir şimdi hareketli referans sisteminden çıkılıp duran bir e, referans sistemi. Bu işte Zürih'teki saat kulesi örneğini veriyor. Diyor ki o büyük saat. Bir kişi saat kulesinden 200 metre ileri doğs, e, geri doğs. Bir tanesi de 250 metre. Işığın hızı aynı anda deneyimleyebildiğimizi düşün. Yani anda bize geliyor o süreçte. Ama sıkıntı şurada. Mesafemiz farklı. Demek ki bir insan o bir saati e, görüp onun bilgisini alabilmek için diğeriyle eş zamanlılığını yitirmesi gerekiyor. Çünkü diğer ondan 50 metre daha geride. Evet. Burada Einstein şu yorumu yapıyor. Bilgi de ışık hızında ilerler. Çünkü gözümle ilişkili. Information Burada deneyim account. deneyim işin içine giriyor. Şimdi burada ne gördük? zaman çok küçük ölçekte oluyor. Yani 50 metre nedir ki bir insan için? Ama zamanı değişiyor. Şimdi sorumuz şurada. 200 metredeyiz, 250 metredeyiz. Biri zamanı 200 metrede deneyimledi, birisi 250 metrede. Hangi zaman gerçek? Einstein şunu söyle. İki zamanda gerçek. Çünkü referans sistemleri saat. Ha, i̇nsan evet. yaşarken her zaman bir referans sistemine sar. Referansı aynı olan, Aynı kütleye sahip olan, aynı hıza sahip olan herkes eş zamanlılığı deneyimli. Ama bu mümkün olmadığı için mutlak zaman ve eş zamanlılık yoktur. Bu yüzden kuantumdaki dolanıklık da yoktur. Biz şu anda senle beraber eş zamanlı yaşıyor olmamızın sebebi baz aldığımız nokta bu dünya falan mı oluyor? Nedir yani? Ne olarak? Akabiliyor? Baz aldığımız nokta e, yayın yaptığımız bu şeyin süratı. Mesela ben 450 ile alsam bunu ya da çarpı 4 ile alsam, sizin sezginiz daha hızlı ilerlese, ben daha hızlı cevap versem, siz gerimde kalacaksınız. Referansımız yayının kendisi aslında. ya şu Konumumuz da farklı, kütlemiz de farklı. Bizim gerçekliğimiz de farklı. O kadar koptum ki. O halde ışığı taşıyan Sözünü, şey zaman mı? Biz onu eşsiz yapmaya çalışıyoruz. Şu soruyu koymak ben istedim. Insan insan aklı farklı olan şeyleri bütün yapmaya çalış. Evet. Bu da bizi çok büyük şekilde yanıtmış işte Einstein göre. Einstein diyor hangi zaman gerçek? Ben diyor size gerçeklik yoktur demiyorum diyor. İkisinin de gerçek olduğunu kendi referans sistemlerinde. Çünkü görevlilik zaten budur diyor. Bu yüzden de <laughs> Engin de dizide şey diyor. E, alnının ortasından vurulan kişi Newton'dur. Diye. Bunun için yani. Bu kadar basit. Ama siz işte. Zaman bu. <laughs> Fizik için. Gerçeklik bu. Hakikat bu. İnsanın varoluşu kütlesi zamanı ve hareketiyle de duyarlı. Evet. Yani biz bir hakikat veya mutlak bir zaman aramamıza gerek yok. Veya onu kaybettiğimizde içliğe düşmüyoruz. Nihilizme düşmüyoruz ya da her şey görecelidir, her şey bir perspektiftir demiyoruz. Einstein temel de veriyor bize. Bak abi gerçeklikten konuştuğumuzda referansımız var diyebilirsiniz. Ama mutlaka bir uçun bırakın be. Diyor. Programın başında Müslüman <laughs> nedir diye bir tanımla başladık. Ben şu anda onu Cevabı... unuttum. Cevabı ben unuttum. <laughs> ben unuttum <laughs> Ben şey hatırlıyorum. Saniye zaman değildir demiştim. Evet. <laughs> evet ilk, saniye zaman İyi ki onu biliyordum <laughs> yani önceden. Arkadaşımız ya gibi. bir sürü zaten yorumlar geldi. Zaman yanılta mıdır? Yan, yanılsama mıdır? Zaman kütle hareketinin kullandığı enerji miktarı. Bu cümle nasıl? Zaman kütlenin kullandığı enerji miktarı. O momentumdur. Ay vallahi tanımlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman kavramı yoğunlaşmış bir elektromanyetik radyasyon mudur? <laughs> Hayır ya, zaman, zaman kavramı değil. sonuçta bir bir boyuttur zaman her halükarda. E boyut kavramını kavramı bizden sağlıyor i̇şte aslında, Boyut kavramını aslında. nasıl? ha tamam tamam onu, onu onu şey yapalım. Boyut kavramına nasıl giriyoruz? Zaman niye giriyor? Boyut yani Einstein o kadar gerçek ki diyor, olgu ki diyor zaman, mekanla işbirliği yapıyor. Yani bu genel göreliliğin zaten muhabbeti o kadar gerçek ki uzay cismi büküm yaratıyor. Boyut i̇şte o, boyut kavramı şey, o mu şey, çıkartıyor? Şey... Ondan önce bilin düşünüyor mu? Biliniyor mu diye düşünüyor mu düşünüyor böyle bir şey? Ama yani boyut kavramı bir kuramsal bir şey olarak çıkıyor. Hani şey olarak uzay ve mekan olarak ilk kullanan Einstein sanırım. Çünkü hani Descartes'lar, hmm. bundan önce Leibniz'ler ve Newton'lar falan da bu uzay mekan mı özellikle mekan muhabbeti üzerine duruyor ama tem, temel bir e, kabul yok yani. Einstein buna diyor fiziğin kullanması gereken mekan kavramı bu demektir. O da mekan dediğin şey zamanlı işbirliği yapan bir süreçtir diyor. Öyle bir süreçtir ki nesneden etkileniyor. Nesne de ondan etkileniyor. Bu da ne, ne sayede? Kütlesi sayesinde. Kütlesini kuantum için konuşalım. Onun kuanta hali, yani bir manyetik alanın yoğunlaşma konumu. Einstein'in kuanta daha sonra bizim foton dediğimiz şey. Hmm. Biz neden ışığın hiçbir zaman entropiye uğramadığını söylüyoruz? Çünkü diyoruz ki, o hiçbir zaman durmaz. Çünkü o bir süreçtir diyor. Dursa? What? Ele, entropiye ışık hiçbir zaman uğramaz. Çünkü Entropi. o hiçbir zaman duran değildir. Bozulmaz bozuluma uğramaz. Ama dursaydı fotonlar ışıkta. Ha biz durduramıyoruz uğrama. diyorsun ya. ışığı biz durduramıyoruz yani. Aynen. Ya yani duran, yani yansıma falan, merceklenme falan var da ışın durup durmadığını da ben bilmiyorum. Yani uzay ve mekanda sanırım sadece yolunu değiştiriyor. Kara delikle alakalı... Evet arkadaşlar benim şeylerim. Kara delikle alakalı. Kara şeye de geçebiliriz aslında. Dur şurada Bakın bu Einstein'ın 1939'da yazdığı bir Aslında. bir e, bir makale. Bakın 1939'da yazıyor. Özel görülük 1905, genel görülük 1915, Einstein ölüm tarihi 1955. Ve 1939'da yazdığı bu makalede e, biz şimdi e, Schwarzschild çözümü diye bir olay vardır. İşte Einstein işte 1915'te yayınladıktan sonra e, özel genel görevliliği. Bunun bazı sonuçları ortaya çıkart çıkıyor. Yani, yani sonuçta bir alan denklemi ortaya çıkartıyor ve e, bu alan denklemlerinin çözümünü kendisi de tam olarak bulamıyor ve e, bazı sonuçları öngörebiliyor sıralarda. 1916 yılında Schwarzschild, işte Karl Schwarzschild adında bir birisi, bir fizikçi, yani kendi Einstein'in kendi bulduğu bu özel genel görelilik diye tam bir çözüm buluyor ve diyor ki çok büyük kütle ve çok büyük enerjiyi çok küçük bir hacme sıkıştırdığınızda uzay zaman çöker diyor. Ve burada da tekillik denilen işte singularity <laughs> dediğimiz bir kavram oluşur diye hesaplıyor ve e, ondan sonra işte bugünkü kara delik dediğimiz şeye işaret ettiğini buluyor. Bakın 1915'te makale ortaya çıkıyor. 1916'da Schwarzschild bu çözümü buluyor bakın hemen bir sene içerisinde. Ve o sırada da hemen işte bugün işte buna Schwarzschild metri diyoruz. Ben kelimeyi söylemiyorum sen daha iyi söylersin. Schwarz. Schwarzschild. Schwarz. Schwarzschild. Schwarzschild. Yani kalkan gibi bir şey. Kara kalkan gibi bir şey. Ha, Schwarzschild. Bugün, bugün buna Schwarzschild diye, diye söylüyoruz. Hatta işin çok kötü tarafı. Schwarzschild Birinci Dünya Savaşı'nda ee, o sırada bir tam bunu çözdükten sonra hastalanıyor ve ölüyor. Yani dramatizmin, -dra -dra drama'nın en büyük şeylerinden bir tanesi. Bu keşfin neleri yol açtığını hiçbir zaman göremiyor ve ee, hala, bakın, uz uzun zaman geçmiş olmasına rağmen 1939'da hala. Rangır dongur bir sürü ıvır zıvır bir sürü şeyler çiziyor, yazıyor, 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 yazıyor ve diyor ki en sonunda The essential result of this investigation is a clear understanding as to why the Schwarzschild singularities do not exist in physical reality. Gerçeksel olamaz, varlığı olamaz. Yani Schwarzschild'in bulduğu tekillik kavramı gerçek dünyada olamaz diyor. Although the theory given here treats only clusters whose particles move along circular paths, it does not seem to be subject to a reasonable doubt that more general cases will have analogous results. The Schwarzschild singularity does not appear for the reason that matter cannot be concent concentrated arbitrarily. And this is due to the fact that otherwise the constituting particles would reach the velocity of light. Yani, kısacası, gerçekten kavramı ya da karadelik kavramı da çok sonralar ortaya çıkıyor zaten. Yani kaç? Ee... Exist. Zaten varoluşa gelmesi e, fiziksel olarak realiteye gelmesi imkansızdır. Diyor. İmkansız, kavramı. ya imkansızdır diyor. Sanırım Wheeler değil miydi ya şeyi? Ee, 1967 John Wheeler mıydı bulduydu şeyi? Ya karadelik kavramı kelimesinin de o güne kadar zaten olay var metriği diye bilinen bir şey yani. Sen şu varsayıt metri metri, metri, <laughs> metri bu kadar popüler bir olay değil yani sen şu metrini biliyor musun hmm. dediğinde abi ya I don't care. yani bugüne kadar bilmediğim bir sürü metrik var ama John Wilder buna kara delik kelimesini verince oha kara delik nasıl yani falan diye böyle bir şey oluşuyor yani bir, bir ilginç bir olay oluşuyor ve insanların cazibesini keşfediyor ve e, ondan sonra işte uzayda aranması diye bir şey ortaya çıkıyor sonra Lingo deneyleri de oluyor. Ki Lingo deneyleri iki kare delik çarpışmasıyla aklımda bildiğim evet. bir LIGO e, Evet. E, şey bir daralma aslında. Hepimiz birden bir daralıp birden uzuyoruz. Yani bu deney onu gösteriyor. Bu da iki süper kütleli kare delikti sanırım. Evet, iki tane i̇ki süper kütleli kare deliğin çarpışmasının dalgası. Ama diyor. o LIGO deneyi o kadar hassas bir deney ki yani, yani ve gravitasyonel içine, işte yani. gravitasyon ışıktan öte yok tam tersi işte bunda gravitasyonel dalgalar bu, şey yapılıyor. Dalgaları tespit etmeye çalışıyoruz. Birinci olmuyordu, olmuyordu. Işık olarak bir biz ışık var. olarak biz zaten onu görebiliyoruz. Yani teleskoplardan zaten onun varlığına yani öyle bir enerji patlaması olduğunu zaten teleskoplardan tespit edebiliyoruz. Ama aynı zamanda gravitasyonel dalgalar ortaya çıkıyor. Bütün evrenle ilgili bu dalgalar. Yani o o hız bütün ev yani o inanılmaz hızda bütün ev aynı hızda pardon. Evet, pardon bu şeyin İnanıl fenomeniyle inanılmaz hızda değil aynı ışık hızıyla bütün evrene dağılıyor o karadilin çarpışmasından oluşan enerji bütün evrene dağılıyor ve biz LIGO deneyinde işte bir tanesi işte Amerika'nın başından bir tanesi güneyinde bir tanesi kuzeyinde ee, tam şehirleri unuttum ya birisi Livingston mıydı öyle bir yerlerdeydi neyse tam birisi başında birisi sonunda ve ikisi arasına işte birisine geliyor ötekisine de geliyor. Yani o, o sinyal şey o gravitasyon dalgası bir ona geliyor bir ona geliyor. Ama arasındaki fark o kadar küçük ki bir protonun bir protonun yani önündeki yani önündeki şey kadar. Yani bir proton boyutuyla karşılaştırabileceğin kadar küçük bir fark olarak fark ediyorlar. Diyorlar ki evet diyorlar bu iki tane karadenin çarpışmasından biz bu... Gravitasyon Dalgasını keşfettik diyorlar. Ondan sonra zaten, e, kip, kip, 2017, evet, Kip Thorne Nobel ödülü kazanıyor. Bundan dolayı da böyle bir e, yani şey var. yanlışladığı şey fenomeniyle onu tekrar doğurdu. Zaten e, ondan öte, <laughs> ondan öte 2020 yılının, çünkü gazetelerde manşet şeydi, e, Einstein tekrar kanıtlandı. <laughs> o ne işte reddettiği kara deliklerle ama red ettiğini bilmiyorlar adam. Ama a, 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 evet Einstein'ın reddettiğini bilmiyorlar. <laughs> ay Ve e, 2020 yılındaki Nobel ödülü de zaten Roger Penrose'a verildi. Geçen hafta bundan da bahsettik e, kara delikler Ayçin Hoca ile yapılan kara delik programında. <laughs> Ve e, Roger Penrose'a 1965'te matematiksel olarak artık şey yapıyor yani gerçekten işte bu tamam Schwarzschild metriğini buluyorlar. Tamam diyorlar bu bu şey. Bunu gerçekten uzayda gözlenebilecek bir kara diliğe dönüştürülebileceğini Roger Penrose kanıtlıyor. <laughs> Ondan sonra da e, şeyler e, kimdi ya Andrea Gez'de Reinhard Genzel'de. Gerçek gözlemini yapıyor, karadilim varlığının gerçek gözlemini yapıyor. O da kendi galaksimizin ortasında Sagittarius A dediğimiz bir bölge var, Sag A bölgesi, Sag A Star denilen bir bölge var. O bölgedeki bir şey var, ortada bir şey var. Bir şeyin ne olduğu bilinmiyor. Hatta fotoğrafı da şu anda hemen hemen bulabilirim iki saniye içerisinde şey Sorusunu çok merak etmiştim. Onu göremedim ben. Ee, kara delikler mi yıldızı yaratıyor yoksa yıldızlar mı kara deliği tarzı? Ama sadece o merkezdeki süper. Onu, onu da geçen hafta. O onu da geçen şey. hafta benzer bir şeyi konuştuk. Ah, şu Aha, Bunun şeyini hareketlerini ne bildikçe? Ya bu ikide bir şöyle şöyle hızlanıyor. Değil mi benim hatırladığım oydu Evet. Bir şeyi merkeze evet. alıyorlar, birden hızlanıyor orada. O onu alıyorsun, orada hızlanıyor o hızlanmayla orada bir kare delik olması gerekiyor. Ay daha güzel bir fotoğraf yok mu ya? Ya az önce bulduydum aslında. Az önceki de güzeldi <laughs> neyse şu işte yani. Ha bak bu Hı -hı. neyse tamam bu oldu. Buradaki temeldeki şey şey diye hatırlıyorum ben. Bu mesela sarı, yeşil, kırmızı bir de açık mavi, koyu mavi var. Bunların hepsi Farklı referans yıldızlar. aldıkları yıldızlar. Farklı yıldızlar. Bunların hareketlerine bakıyorlar ve aynı konumda yani şu orta çemberde birden hızlanıyor onlar. Birden yavaşlıyor orada hızlanıyor. Evet. Orada hızlanıyor. O, o hızlanma kare deneyin e, biçimini o, bu kadar büyük. Evet ediliyor. ortada bir şeyin olduğu buradan belli oluyor. işte. Reinhard Genzel ile Andrea gezin o zamanki ilk gözlemleri yaptıktan sonra işte o gözlemleri yaptıktan sonra bakıyor ortada bir şey var. Ondan sonra bu gözlemler sürekli devam ediyor. Çünkü sen yıldızın yörüngesini belirleyebilirsin ama... Yani senin senin belirlediğin yörüngede gidecek mi acaba? Ondan sonra bir sene sonra yeniden gözlem yapıyorsun. Bakıyorsun önce burada gözlem, sonra şak diye öteki tarafta gözlem. Sonra bir daha 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 derken bir tane yıldız var orada. Sanırım S2 denilen bir yıldızdı. Onun 16.2 yıllık bir bir yörüngesi vardı. Ve ee, bundan dolayı çünkü artık sen biliyorsun artık ya yani bir tane yıldızın başından sonuna kadar gözleyebilmişsin yani bütün yörüngesini izleyebilmişsin ve diyorsun ki artık yani evet şu noktanın çevresinde dolanıyor. Ondan sonra başka yıldızları da görüyorlar. Tıkır 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 başka yıldızları da gözlüyorlar. Diyorlar ki evet ortada bir şey var. Ve bu da işte Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğe işaret ediyor. Ve ondan sonra da zaten hop bir bakmışın Nobel ödülü. Ya işte bunları önceden yaparsanız böyle Nobel ödülü anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bayağı şeyler konuştuk. Oo iki saati geçmişiz bile. E, i̇ki saati geçmişiz gibi Einstein'ın ne kadar inatçı, ne kadar e, her ne kadar evet çok süper e, bakış açıları, çok farklı bakış açıları olsa da çok da inatçı olduğunu e, görmüş olduk. Yaşandıkta şey mi yapıyoruz acaba? Otoriteyi mi e, e, bel bağlamaya başlıyoruz acaba? Ben buldum ben böyleyim bu böyle gitmedi falan. Evet Hadi, yani ama şöyle de bir olay da vardır zaten bilimde de vardır yani bir insanın hatta şey sanırım Stephen Hawking'in kitabında da yazıyordu yani bir insanın teorisi kendisi ölmeden bitmez diye. Çünkü e, teoriyi ortaya çıkartıyor sonra yeni bir bakıyor gözlemler başka bir şey yapıyor hemen fış fış fış, denklemine bir şeyler daha ekliyor evet. tamam diyor evet ben bunu şu anki doğal gözleme şey göre Evrenin genişlemesi da. muhabbetindeki yanlışlığı da oydu aslında bir referans almıştı e, genişliyor demişti sonra bir sabite koymuştu sonra meğerse o sabite koymasa denklemi doğru olduğu çıkmıştı. Hızlanarak evrenin genişlediği keşfedildiğinde. Evet. Orada da yanılmıştı. Orada mesela. da yanılmıştı. Ama şeyi anla, hani söyleyeyim oradaki vurguyu kaçırmayayım. Kuantum mekaniğine karşı çıktığı felsefi argümanlarla kara delik ve orgusal şeylere karşı çıktığı argümanlar arasında dağlar kadar farklı. i̇şte bu düşüncesinin değiştiği şeylere de işaret. Bence ilk kısımda haklı, güçlü bir şekilde. ikinci kısımda da yanlış. İşte Einstein'ın e, şey yapılması, aşılması gereken kısım da buradan belki de çıkacak. Belki de yeni bir kütle e, şeyinden, çekim modelinden. Yer çekimi demeyin arkadaşlar, lütfen aklıma geldi de. Ay böyle tüylerim şey oluyor. <laughs> Şurada ilginç bir soru var aslında. Einstein özel görülük makalesinde neden hiç atıfta bulunmamış? Bunun cevabını biliyor musun? Onu, evet onu söylemişlerdi. Sadece arkadaşlarına teşekkür e, söylüyor. Atıfta bulunmuyor. Ama sanırım e, atıfta bulunmamasının nedeni neyle alakalı? E, denklemleri ortaya koymuyor. Sadece deney, e, düşünce deneyi olarak onu anlatıyor. Adam alıp da Lorenz dönüşümlerini kullanıyor sadece. Lorenz dönüşümlerinde de Lorenz'ı anıyordur herhalde. Makaleyi hatırlamıyorum o ben kadar Ben de da. makaleyi bak, bul, bulmak lazım. Hani ben sadece gidişatını ve şey okuduğumu hatırlıyorum. Hani Lorenz dönüşümlerini kullanıyorsa zaten Lorenz'ı atıf yapıyor orada. Ama denklemlerini diğerlerini kullanmıyor. Onların kavramlarının değiştiğini ve böyle anlamamız gerektiğini söylüyor. O yüzden zaten atıp yapmasına gerek yok. Adam böyle demişti. Bak biz bunu böyle yapıyoruz diye uzatmamaya çalışıyor basitçe. Çünkü zaten ya arkadaşlar doğruya doğru konuşalım. Adam akademiye girememiş. Ne kadar hızlı ne kadar şey yazarsam, ne kadar gönderirsem, bir şeyler kazanırsam kardır diyor Einstein'da o dönemde. Hmm. Yani bu adamı da e, patent ofisinde yazmış bunları Çalışırken daha doğrusu. değil de akşamları Ağabeyiz. hızlı hızlı işlerini yapıp eve gidip evde yapmış bu, bunları bu arada. Yani Ne kadar öz, ne kadar yalın, ne kadar anlatabilirse bir de o kadar akademik yazma be becerisi de var mı acaba o zamanlar? Onu da bilmiyoruz. Genç bir öğrenci sonuçta. Adam profesörlüğü 30'lu yaşlarında almış. Bir Heisenberg <laughs> değil ki öyle bir imkan olmamış adamcağız. Hocalarla karşı gele gele yürümüş de. Aa açıkmış. Ya <laughs> normalde iki dakikada bulabileceğim bir makaleyi bulamadım şu anda. Neyse ee, buluruz. Eee, şurada evet yorumlara bakıyorum şu anda sorulara bakıyorum. Sorularınız var mı? Umut Hoca şu anda 4. Dörd dördüncü sırada oturup dersi kaynatan öğrenci arada bir trollemeye çalış <laughs> trollemeye çalışmışım gibi hissetmiş arkadaş kendini. Arkadaşım ben de anlamıyorum. <laughs> ben de anlamadım. <laughs> <laughs> kolay işler ya, değil. değil. Gerçekten mi? kolay işler değil. Anlamak için ben de böyle ger kafayı e, çizmem gerekiyor. çiziyordum yani e, Erik anlatırken. Evet kolay değil. Şu da çok güzel bir yorum. <laughs> Bunların adı da tam bilim devrimi yapmalık. Einstein, James Clerk Maxwell, Max Planck, Umut Yıldız diye fizik devim olur. Aynen ya. Ama Erik Roz olur. <laughs> Erik Roz <Rose> diye olur. <laughs> ben Umut Yıldız olmaz ama Erik Roz olur. <laughs> Anneme buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Babama da <dolayı> Adım için. <laughs> Burada e, hocam neyi yanlışlamamız lazım? Şimdi hemen başlayalım çalışmalara. Her şeyi duyabilirsiniz Hele Einstein yanlışlarsanız çok daha güzel olur. E, bunu e, çok konuştuk bu konuyu. Bu muhabbette çok yaptık. Belki yani. uzay ve zamanın ilişkisini yanlışlamanız gerekir. Yeni bir e, genel görevlik ortaya çıkartmak için uzaydan ve zamandan başlayın düşünün. Evet. Ben onun için referans vereyim. Sofistler ve Sokrates'in ilk diyaloglarından başlıyoruz zaman anlamında. Oradan günümüze bir 20 yılda sonra kendimiz ortaya koyduk mu 30-35 yılda bir şeyler yaparız. Kanımız çekilmezse. Ee, şuna benim bir cevabım var ama senin cevabını da aslında merak ediyorum. Ee, biz şu anda evrende bulunan yasaların sonuçlarını tartışıyoruz. Peki bu yasaları nasıl oluşur? Asıl sorun bence bu yasalar Einstein'ın dediği gibi oluşuyor. Önceden bir kavramımız oluşuyor. O kavramı en küçük hale getirip deney gözlem yapıyoruz. Ve diyoruz ki bak benim kavramıma göre sonuç bu olması gerekiyor. Deneyim de onu gösterdi. Demek ki benim doğal, benim yasam bu şekilde işliyor. Bir dakika kavram oluşturamazsak sonuçta yasa oluşmuyor. Yani bu bir şey Heisenberg gibi bir şey yani aslında. Yani bil bir şey varsa yani biz bir şey e, yasanın kendisini kullanırken aslında önceden onu tasarlıyoruz. Yazım gibi sonradan deneyin üzerine yorumlamıyoruz. Amazonlardaki, Afrika'daki e, kabilede yaşayan bir insan bunları tartışmıyor. Tartışmamasının sebebi aslında kavramları oluşturmaması mı olmuş Bilmemesi. oluyor? aynen. Yani e, kavram oluşturmamakta şu demek basitçe. Senle benim konuşma temelim yok. Ben bir şey anlattığımda sen beni anlayabildiğin kavrama sahipliyiz. Ben siyahı hala siyah diyorum. Sen siyahı beyaz düşünüyorsun. Ben sana siyah dediğimde sen beni anlamıyorsun. Demek ki ne yapacağız? Biz siyahı siyah demek için buluşacağız. Ya da diyeceğiz ki beyazını da değiştirmem gerekiyor. Çok geliyorum. güzel cevap bağırın. Çok güzel açıkladın. Doğru. Yani ortada bir buluşabilmemiz için kavramın ortaya çıkması lazım. İkimizin de aynı şeyi siyah dememiz lazım ki... Tamam bunu siyah kabul etmek üzere... Ya da iki artı iki eşittir hmm. dört etmek üzere... Bizlere bu sonuç Biz devam edebiliyoruz diyorsun. Ama diğer yandan hem siyahtır hem beyazdır. Gördük bu siyaha daha meyilli. Demek ki biz beyazı dışlayalım. Einstein'ın yazıdaki karşı çıkışı neydi? Sen onun olmadığı, onu görerek öbürünün olmadığını söylüyorsun. Peki 2 artı 2 5 olabiliyor mu? Bu bir kabul müdür? Eğer ön kabuldür. Bu ön, ön kabuldür değil mi? 2 yani artı... bu değişmeye açıktır. Değişmeye çıkmadı. Ya ben başka bir başka bir uzaylı Değişimine medeniyet çıkıyor. olsam 2 artı 2 5, başka diye bir bile kullansam bunu kabul eder Öyle miydim? Mi? Evet, mesela. Oha. <laughs> e, Kant'ın kitabında Prognoyen ya da şey diyor. E, biz bir şey bildiğimizi nasıl iddia ediyoruz? Mesela diyor 3 artı 5 eşittir 8. Biz nasıl söylüyoruz? İşte üzerine e, yaptığı yeni bilgi çeşidinde bunu ortaya koyuyor. Ben her zaman düşünerek o sayılarla yeni bir şey öğreniyorum diyor. E şimdi biz bunu söylüyoruz. Bu neden? Dilimiz olduğu için. İşte Frege'ler, Wittgenstein'ler matematiğin de bir dil olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi bizim dilimiz eğer böyle olmasa farklı ön kabullerle hareket etseydi. Mesela sonsuzluk kavramı ne? Boşluk kavramı ne? Bir kavramı, sıfır kavramı ne? Biz bunları değiştirerek yine matematiğimizi değiştirebiliriz. Sonuçlar değişmez. Sonuçlara söylediğimiz kelimeler değişir. Kara delik değil... İki artı bir kara delik deriz mesela, sallıyorum. Çünkü ikimiz ve artı birimiz değişmiştir bizim. Ama gördüğümüz nesne önceden kavramımızda yine uyumsa. Yine görüyoruz, yine anlıyoruz onu. Ama anlamamız için, ona ulaşmak için bir ön kabule sahip olmamız lazım. İşte bilim bunu yapıyor. Ön kabullerle hareket edip daha sonra yanlışsa, yani yanlışlanabiliyorsa ön kabulünü değiştiriyor. Değiştirmiyorsa teoloji oluyor. Peki nasıl değiştirebiliriz Einstein'ın o ön kabullerini? Hatta geçen programda bundan bahsettik Artık nereden çıktığına bakacağız. Birincisi, e, tekilliğe karşı çıkıyor Einstein. Mutlak zamanın ve mutlak konumun aynı anda yaşanabildiğini, o yırtınmadan e, sıkıntılı. Çünkü Niels Bohr'a yönelttiği şeyin aynısı. Elektron bir oraya, bir oraya, bir oraya. Bu her zaman, her anda, her konumda olabilir. E, Karadeni'nin içinde de, o tekilliğinde de bu var. Einstein bence genç Einstein olsaydı kara deliğin varlığını değil o e, tekilliğe karşı çıkardı. Mutlaklığa karşı çıkardı her zaman çık. Bak e, neden? Çünkü aklındaki ilk söylediği karşı çıktığı şey gibi. Ben bütünü anlamam için tikele indirmem lazım. Sen devamlı ona mutlak mutlak dersen ben bunun varlığını da yokluğunu da kabul edemem ki. Bu şey gibi olur. Ee, Heisenberg'ün dediği gibi yörüngeleri kabul etmiyorum. Çünkü diğerini gözlemledim. Gözlemlediğime göre onu da gözlemlemem gerekirdi. E, senin de dediğin gibi Umut Hoca. E, sonra e, mikroskoplarıyla Bu da bulunuyor. Birazcık bekleseydi onu da gözlemleyecektin. O ha. zaman şey mi diyecektin? Bunu da gözlemledim, bunu gözlemledim. E, nasıl yanlışlayacağım? Peki elektron elektromikroskopunu yapabilmemizi sağlayan bir, bir bir fizik teorisi değil miydi? Yani biz o teori biz evet, o belki bir teori olmasaydı biz o teknolojiyi hala yapabilir miydik? Bence yapamazdık. Yapamazdık değil mi? Bu tartışmalar olmasaydı yapamazdık. Yapamazdık değil mi? olmasa. Yani örneğin şu anda şurada iki tane postulası var. Özel görüldük için kullandığı. Evet. Ben bunları nasıl değiştirebilirim? Ben bunların böyle olmadığını. E, bir, bir istersen söyleyelim yine geçen programda da söylemiştik de Birinci postulada bütün abi. referans sistemlerinde fizik kuralları aynıdır İkincisi de ışık hızı sabittir. Bilmiyorum. Ben şimdi ben şimdi bunu nasıl değiştirebilirim? Bir ya mekanımızın değiştiğini baz alarak hareket ediyorum. Ama ben teorilerimi yani ben bundan sonra her şeyimi buna özel göre koyarak üretiyorum ya. Ben bundan sonra ki fizimi bunu Ondan bunu baz alarak gidiyorum. İşte. Einstein'ın dediği ünlü bir şey var düşünceler düşünce otoritelerin düşünceleriyle yok edilemezler. Bu bu kitapta Mind World Bit dünya görüşüm diye çevriliyor. Orada dediği bir laf. Yani sen mutlak kavramı mutlak uzay ve zamanla hareket ederek yeni bir şey ortaya çıkartamazsın. Demek ki uzay ve zamanın bütün olmadığını baz alacaksın ya ya referans sistemlerinin bu yüzden değiştiğini baz alacaksın bir eşliğimiz olmadığını ya da ışığın Doğası hakkında yeni bir şey söyleyip diyeceğiz ki ışık hızı diye bir şey yokmuş. İşte e, saniyede 3 mil, 300 milyon kilometre değil mi? 300 bin kilometre. Evet. Değilmiş. Ya bunun ikisinden birini bularak yeni bir alternatif model yaratıp bu sonuçlarla test edeceğiz. O sonuçlarda bu alternatif modelimizde tutarlıysa şu sayesindeyiz. O zamana kadar da merhaba Einstein diyeceksin. Yani yapacağımız bir şey yok. Onun yanlışladığı şeyler bile adamı hala götürüyor işte söyledikleri. Kalede adam kabul etmemiş. Ee, 2017'de adamlar kara Einstein sayesinde alıyorlar ve Einstein'ı da tekrar kanıtlamış oluyorlar bu bakalım. <laughs> Einstein'ı kanıtlamış oluyorlar. Einstein diyor ki hayır ben bunu bulmadım diyor. Aslında <laughs> böyle bir şey olamaz diyor. Aslında düşündüğü şey orada doğanın her şekil yani böyle bir yoğun maddenin olduğu yoğun bilmem şeyin olduğu bir ortamda böyle bir uzay zamanın çökmesinin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceği çünkü doğanın bir şekilde yol, yolunu bulacağını düşünüyor sıralar Einstein. Hı -hı. Çünkü doğaya daha çok güveniyor mu diyelim? Hatta Spinoza'nın tanrısına inanıyorum Kendi muhabbeti şey. falan vardır Tabii ya kendisi böyle bir bir, bir var olması Bir panteistik bakış açısıyla doğayı böyle çok daha çok da bir şey bir şey sanması mı diyelim o zaman? çok, çok daha büyük önem mi atfetmesi diyebiliriz belki de. Ya da kendisini ona karşı o kadar önemli görmemesi. Bence bu bakımdan haklı. Ben dünya evren gözünde neyim ki? Ama bu benim anlamsızlığıma mı işaret? Hayır. Benim ona karşı zaafıma işaret. Hmm. Einstein'ın bakışı birazcık böyle. Yani doğaya karşı değil de yine benden hareket edelim. Yine benim varlığım ne kadar önemli. Uzaya bakıyorum, yıldızlara bakıyorum. Ne kadar güzel. Ben bu iki gün sonra bir araba çarpıp ölsem bundan neyi değiştirebilirim? Değiştirmez. Ama senin doğaya kattığın anlam doğadan eksilir. Benim do Demek evet, ki evet, evet, senin de bir varlığının hala anlamı var. Bu da anlamlandırma ilişkisi. Hegel'in dediği bir muhabbet vardır. Tanrı kendini yaratabilmek için insanı yarattı. Çünkü Tanrı kavramı olmadan, insan e, Tanrı'yı e, yaratmadan aklıyla Tanrı kendinin var olabildiğini kanıtlayamaz hiçbir şey. İnsan gerekiyor. Tanrı'nın. İnsan gerekiyor. Bu yüzden diyalektik. Doğa ve doğa dışı olan, irreal olan insanı ortaya çıkarttı diyor Hegel. Bu biraz uçuk ve benim savunduğum bir şey değil ama bir bakış açısı da bu mesela. Hmm. Doğa kendini hmm. yaratabilmek için seni yarattı belki de. Evet, yani, interesting, evet. interesting. Belki bir Einstein'ın düşündüğü buydu. Okey. bence programın birinci bölümünü bitirelim çünkü iki saati geçirdik, bayağı kafalar geçirdik, yandı. bayağı geçirdik, kafalar yandı. O zaman son, tamam, ikinci bölümünde biliyorsunuz daha bir daha bir goy goy tarafı var, biraz daha yaparız, biraz daha takılırız herhalde buralarda. O zaman teşekkür edelim. Eric Hocam, Rica ederim hocam gerçekten abi. çok her zaman. mutlu olduk kafayı e, ben de çizdim çünkü <laughs> çizmek güzel bir şey çünkü e, önemli olan evet yani zaten hep dediğimiz gibi biz burada anahtar kelimeleri veriyoruz merak eden arkadaşlar daha da ötesine giderler daha da araştırırlar seni de bulurlar yani daha çok evet, e, o zaman otur, e, Twitter otur. kullanıyorum her Aynen. zaman e, Twitter'dan aratıp bulabilirsiniz Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz Başka söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Kitap önerin, film önerin, herhalde Genius'ı önereceksin. Genius'ı öneririm. Ya dizi birazcık politik. Baştan söyleyeyim. Hı. Ama ilk kısımlarında teorilerini çok güzel özetliyor, Hı. anlamlandırıyor. Benim hani size basitleştirebildiğim gibi o dizi de onu basitleştiriyor. O bakımdan o bölümler güzel. Diğeri kendi yorumunuz, kendi yorumunuza çıkıyor. Onu öneririm. Okuyabilenler Einstein'ın kitaplarını okusun. Kendi Mein Weltbild var fizik ötesi var. Herkes Ondan öyle sonra... Almanca bilmiyor diyeceğim de zaten kendi kitabı kitapları Türkiye tabii. Türkçe'ye de, Türkçe de Kitapları Türkçe'ye Türkçe çevrildi. Özer yok. Neydi? Özel Özer Gürel'i Fark hissediyor Türkçe musun? Türkçe Sen söylüyorum. Türkçe'de okumuşsundur. Almancasını da okudun herhalde mutlaka. Fark hissediyorum ya. Yani, gerçekten. Almancası Çünkü... nasıl bir farkı var? Almanca çok kaba da değil mi? Ne? Yani. Çok kaba değil mi falan diyeceğim şey. <laughs> <Daha gülüyor> Cem Yılmaz gibi. <laughs> Komik biçimde Türkçenin bana kattığı pratikte çok şey var. Pratik bir olayı zaman bizde çok böyle şey olmadığı için kelimelerimiz mesela sona eklemeli bir dil. Daha basit ve daha kolay anlatabiliyorum. Alman işte re relatif zat kullanıyor. İşte oturan bir adam. Mesela ben şey diyorum. Geçen gün oturan adamı gördüm Türkçe'de. Alman şöyle diyor. Geçen gün adamı gördüm oturan adam. Şimdi bunu demekle Türkçe'deki bu pratiklik Türkçe için daha kolay. Ama bu tarz şeylerde kavramsal ve teorik kısımlarda Almanca daha yalın kaçıyor. Kavram anlayabilmek. Şimdi böldüğünde o der, o işte <laughs> deyman, işte steht der <laughs> ich morgen gesehen habe. Şimdi onu söylediğinde geçen gün gördüğüm adam orada oturan adam mı dediğinde o kavram sende daha bir kolay yapıyor. Aa bu kavram geçen gün gördüğüm adammış. Çünkü adam ayırarak onu yazıyor. Yani öyle ben. mi? Yani maka makalelerde veya Almanca'da bunu gördüm. Seni Çok hoş bir şey. Tebrik ötesi ediyorum. Yani bu kadar Türkçe'yi hem, Türkçe hem Almanca'yı bu kadar <laughs> oturmuş bir şekilde anlayabilmiş olman. Yani Einstein'ın evet Einstein'ın makaleleri de o zaman izafi yani kişiden kişiye yani dilden dile değişiyor diyelim yani o zaman. Dilden değişiyor. dile an anlama belki... çeşidi değişiyor belki de. Belki daha basittir hani Türkçe'ye göre. Belki anlaması daha kolaydır İngilizce. O kadar çok İngilizce makalesini okumadım. Genelde Almanca'dan ya da Türkçe'den okudum. Evet, evet. Benim için böyle bakış açısı veya dil. Dil yine bizim hani gerçekliğimizde değil ama aktarmamıza katkı sağlıyor. Orası kesin. Evet, evet. Ben Wittgenstein'i -Witt sevmiyorum arkadaşlar. Buradan söyleyeyim. Her <gülüyor> <gülüyor> evet bu kadar benden. Çok evet. teşekkür ederim için. Umarım Einstein'ın felsefeci veya düşünür yönünü anlatabilmiş. Üstüne de felsefe ve bilimin kopmaz bir parça olduğunu. Çünkü bilimin zaten felsefeden türediğini, felsefenin de teoloji olmadığını anlatabilmişimdir. Benim bütün amacım buradaki konu bu aslında. Hawking son ya da sondan bir önceki kitabında sanırım Grand Design kitabındaydı. Orada da okumuşsundur zaten. Orada da diyor ya yani felsefe artık işini bitirmiştir. Felsefenin, bitirmiştir. Ya felsefenin şey olayı, olayı, yani Felsefenin olayı bilmiştir evet, diyor yani. orada. Çünkü artık fizik var. Artık biz bir şeyleri deneylerle gözleyebiliyoruz. Öyle düşünmeye çok gerek kalmamıştır. E, fiziğin kavramı nasılmış? İşte düşün, düşünmeye düşünmeye <laughs> çok gerek kalmamıştır diyor. Orada neredeyse yani. Bu da bir bakış açısı. Stephen Hawking de böyle diyor. Evet. Size de böyle bir lafı, evet. lafı atıyor. Diye e, diye söyleyelim. O zaman e, haftaya görüşmeden önce hemen eliniz değmişken şu anda ya üye e, subscribe tuşuna basın üye olun o sayfamıza şey e, YouTube kanalımıza çünkü her hafta böyle programlar yapıyoruz. Hatta bu programı da gerçekten sevdiyseniz ki umarız ki zaten sevmişsinizdir. Çünkü e, ben bayağı şey öğrendim. Sizlerin de bayağı şey öğrendiğinizi düşünüyorum. Hemen like'a basarsanız yani e, seviniriz. Gerçekten bak şu anda şu anda basın. Bak bekliyorum bak şu anda bakın Basın. Tekrar tekrar baktığınızda, sorularınız olursa <laughs> Şu... her zaman yorumlara da yazabilirsiniz. Aynen her zaman yorumlara, aynen yani Erik aynı zamanda sosyal medyada da baya vardır. Onun için yorumlara da yazarsanız Erik de aynı şekilde cevap vereceğini düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Başka bir zamanda da yine e, bu konulara devam edebiliriz. Çok e, sağlıyorum. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftaya... Kaan Hoca gelecek. Kaan e, Öztürk Hoca gelecek. Dünyanın manyetosferini konuşacağız. Dünya sonuçta bir mıknatıstır. Bir, bir mıknatıs olarak bir dünyayı nasıl düşünüyoruz ondan, ondan bahsedeceğiz. Biraz daha fizik. Biraz daha fiziğe dalacağız. Başka gezegenlerde Örneğin Mars'ta neden manyetosfer e, yok? Neden manyetik alanı yok? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunların sonuçlarından bahsedeceğiz. Şu anda biz dünyada varsak bu manyetosfer sayesinde varız. Aynı zamanda böyle Ay'a gidilmediciler falan vardır. İşte Ay'a niye gidilmedi? İşte Van Allen kuşaklarını geçemiyorlar. Nasıl geçeceksiniz bilmem ne. Arkadaşlar e, bunlardan da bahsedeceğiz. Saçma sapan konuşmasın bu arkadaşlar diye. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bu tür şeyleri e, konuşacağız. O zaman... Haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.